Merhaba arkadaşlar, Yazılım Mektebi'ne hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Angular ve Firebase'i kullanarak oturum açma işlemleri, oturum kayıt işlemleri ve back office tarafında, yani sadece adminlerin erişeceği tarafta ise kayıtlı olan kullanıcılarımızın listeleneceği basit bir Firebase'e giriş uygulaması yapacağız. Kanalda bu tarz Angular Angular özelinde veya Firebase ile birlikte Angular özelinde videolar görmek istiyorsanız bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Dilerseniz şimdi uygulamamızı geliştirmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, burada yeni bir çalışma oluşturdum kendime. Angular Firebase Yazılım Mektebi adında bir klasör oluşturdum. Bunun için de Angular uygulamamı ayağa kaldırıp Angular ile ilgili geliştirmelerimi yapacağım. Angular'da yeni bir uygulama geliştirebilmek için terminalimi açıyorum arkadaşlar. Hemen terminalimi, daha sonra burada ilgili klasöre erişmesi için CD yazdıktan sonra klasörümü buraya sürükleyip bıraktım. Eğer Windows kullanıyorsanız da arama çubuğunun klasör çubuğunun üzerine gelip klasörünüzün üstüne tıklayıp CMD yazıp Enter'a basarsanız komut satır açılacaktır arkadaşlar. Evet, artık o direktöriye girdim, o klasöre girdim. Bu klasörün içinde yeni bir Angular uygulaması ayağa kaldırabilirim. ng dedikten sonra new deyip uygulamamın adını yazmam gerekiyor arkadaşlar. Ben burada Firebase Out diye bir uygulama ismi veriyorum ve iki tire koyduktan sonra routing yazıp routing işlemlerini de dahil etmek istiyorum. Çünkü birden fazla ekran yapacağız arkadaşlar. Bu ekranlar arasında geçişleri yaptıracağız. Sonra eğer kullanıcı giriş yapmışsa, giriş yapmamışsa ana sayfaya yönlendireceğiz veya giriş sayfasına yönlendireceğiz. Giriş yapmışsa ve yetkisi varsa back office tarafımızı görebilecek. Giriş yapmış ve yetkisi yoksa da sadece ana sayfamızı görüntüleyecek. Şu anda böyle basit bir senaryoyla Angular'la Firebase işlemlerini nasıl yapabiliriz, buna bakacağız arkadaşlar. Şu anda uygulamam kuruluyor. Bu biraz zaman alabilir. Fazla uzarsa zaten videodan burayı keserim. O kuruluyorken ben hemen geliştirme ortamım olan Visual Studio kodu açacağım ve Visual Studio kodun içinde dosyamı görüntüleyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde diğer ekranım da açtı. Yine hemen Visual Studio kodu da şuraya alayım. Visual Studio kodun içine bu dosyamızı eklememiz gerekiyor. Tabii şöyle yine küçülteceğim. Bu arada Angular uygulamamız da kuruldu arkadaşlar. Evet, bu dosyaya güvenliyorum. Klasöre daha doğrusu. Evet, Firebase'i kurduk. Hatta bunu şöyle direkt Firebase Out'a açarsam daha iyi olacak. Pekala arkadaşlar. Şu anda Angular projemiz ayağa kalktı. Bunu hatta şu şekilde klasörümüze gidip Firebase Out klasörüne gidip Angular'ın kurulu olduğu yere ng-serve-o dedikten sonra çalışmasını sağlayıp görüntüleyebiliriz arkadaşlar. Bakalım her şey yolunda mı? Evet, bir kontrol ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, burası da Angular çalışma ortamımız. Kuruldu, ayağa kalktı ve şimdi burada ilgili ekranları yapacağız. Gördüğünüz gibi temel başlangıç ekranı geldi Angular'ın. Biz bunu birazcık düzenleyeceğiz. Ben hemen bunu kapatıp Chrome'da indirmem gereken bazı paketler var arkadaşlar. Bunları Angular projeme dahil edeceğim. Bunlardan birincisi Bootstrap arkadaşlar. Bootstrap npm yazıp npm'deki tam adresini görüntüleyip indirelim arkadaşlar. Şu şekilde npmjs.com adresine gidip npm'i indiriyorum arkadaşlar. Evet, kopyaladım. Projemi durduruyorum. Daha sonra buraya yapıştırdım ve Angular projemin içine Bootstrap'i dahil ediyorum arkadaşlar. Çünkü tasarladığımız ekranları temel Bootstrap kodlarını, CSS kodlarını kullanarak hızlı bir şekilde geliştirmeye amaçlıyorum. Evet, projemizi kurduk. Arkadaşlar, aynı zamanda bu tarz buradaki terminali kullanmak yerine isterseniz direkt klasörünüzü açıp klasörünüzün içerisinde VS Code'da terminalinizi açıp bu terminalden de yine aynı şekilde Angular komutlarınızı, Node.js komutlarınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Pekala. Angular'ı kurduk. Bakın, Angular'ı kurduğumuz için bu dosya zaten sarı renkte, yani update edilmiş olarak gözüküyor. Bakın, Bootstrap Angular'ın içinde Bootstrap'i de kurduğumuzu söylüyor. Angular'ın içine Bootstrap'i kurmamız yeterli mi? Değil. Bizim onu Angular.js'in dosyasında stil dosyası olarak kullanacağımızı, JavaScript dosyası olarak kullanacağımızı belirtmemiz gerekiyor. Hemen buraya geldim ve Bootstrap'in
JavaScript dosyalarını buraya dahil ediyorum arkadaşlar. Şu şekilde node modules klasörü altında Bootstrap'i dahil etmek istiyorum. Bakın şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Node modules klasörüm var. İndirdiğimiz her bir NPM paketi bunun içerisinde yer alıyor. Şöyle geldim. Şu şekilde Bootstrap tuşlarını arattığım zaman bakın Bootstrap'in burada olduğunu görüyorum. Bootstrap'in altında, diskin altında, CSS'in altında Bootstrap min CSS'i dahil edeceğiz. Pekala, node modules dedik. Bootstrap dedik. Disk dedik, CSS dedik ve Bootstrap nokta min nokta CSS dedik. CSS'ini Bootstrap'in CSS dosyasına dahil ettik. Aynı şekilde JavaScript dosyasını da dahil edeceğim. JavaScript ilgili Bootstrap JavaScript dosyalarını kullanmak istersek de. Buradaki diskten sonraki yeri JS diye değiştirdim. CSS'i yine JS diye değiştirdim ve JavaScript dosyasını da Angular'a dahil ettim arkadaşlar. Hemen buradaki Bootstrap ile ilgili işlerim bittikten sonra tekrar ayağa kaldıracağım. Bakın şuraya yine ng-serve dedim. Ayağa kaldırdım arkadaşlar. Bu şekilde herhangi bir custom bir port belirtmezsek arkadaşlar localhost 42.000'de Angular uygulamamız ayağa kalkıyor. Hemen gelip ben burada localhost 42.000 yazıp tarayıcımda oraya gitmeyi istiyorum. Evet, şu anda derleme bitmiş. Gördüğünüz gibi ekranım geldi. Pekala, burada bakın Angular'la ilgili yeni bir komponent nasıl oluşturabilirsiniz, yeni bir materyal nasıl Angular'a ekleyebilirsiniz gibi farklı farklı hızlı şekilde uygulamayı geliştirmenize yönelik önerilerde bulunuyor arkadaşlar. Bu şekilde dokümantasyonunu okuyarak daha hızlı sizler de öğrenebilirsiniz. Pekala. Şimdi arkadaşlar uygulamamıza Bootstrap'i kurduk ve Bootstrap çalışıyor mu? Öncelikle onu görmek istiyorum. Şuradaki Angular'ın kendi standart kodlarını silip hemen bir Bootstrap kodu yazacağım buraya. Bir div class ekleyip bunu şöyle alert danger kodlarını ekleyip merhaba dünya diyebiliriz örneğin. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi kırmızı rengini almış. Kırmızı Angular'ın, pardon, Bootstrap'in alert rengini almış ve içinde eklediğimiz metin yazıyor. Ben buradan anlıyorum ki Angular'a Bootstrap'i başarılı bir şekilde eklemişiz. Pekala. Şu anda öncelikle arkadaşlar Firebase'den önce tasarımlarımızı bitirmek istiyorum. Sayfalarımızı tasarlamak istiyorum. Ben burada şimdi tekrardan projemi durduracağım. Şöyle. Güzel. Burayı temizleyeceğim konsolumu ve diyeceğim ki ng generate module out. Out modülünden arkadaşlar giriş ve kayıt olma işlemlerini yaptıracağız. Şu şekilde hemen modülümü out modülüme ekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi out modülüm buraya geldi. Hemen out modülünün altına ng generate modül, pardon, model değil, component out'un altına bir out komponenti ekleyebiliriz veya birden fazla sayfa olmayacaksa direkt tek out'un altına da ekleyebiliriz. Pekala. Out komponentimizi de ekledik arkadaşlar. Bunu direkt buraya dahil etti mi? Evet, out komponentini buraya da dahil etti. Güzel. Şimdi authorization sayfamıza gidebilmek için şöyle burasının outworks, evet, out sayfası olduğunu görüyor. Pekala, burada nasıl çağırabiliriz arkadaşlar? Biz burada direkt out component diye ekleyebiliriz. Tabi app slash out diye isimlendirilmiş olması lazım. Hemen bakalım şuradan. Components'te bakın app out diye isimlendirilmiş. Çağırabiliriz. Peki çağırdığımız zaman gördüğünüz gibi hata veriyor. Çünkü bunu tanımıyor. Bunu tanıması için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? App modüle burada gelip out modülü dahil etmemiz gerekiyor. Şu şekilde out modülü dahil ettiğimiz zaman app component'ta app out'u görüyor olması gerekiyor. Hemen geldim. Tekrardan ng serve dedim. Pardon, yanlış yazıyoruz. Ng serve dedim ve çalıştırdım. Ayağa kaldırdım uygulamamı arkadaşlar. Evet. Tekrar uygulamama geldim. Henüz derlemesi bitmedi galiba. Angular out'a hala kızıyor sanırım. Bir dakika, tekrar bakalım. App out dedik. Tamam. This Angular component verify part of this model diyor. As web component custom element shim diyor. Hemen şu hatayı bir aratalım arkadaşlar. Bunu daha önce yaşamıştım ama tam nasıl çözülüyordu hatırlamıyorum. Şu şekilde seçtim, kopyaladım ve hemen Google'a yapıştırıyorum.
Custom element shims adding diyor. Aynı bizim hatayla aynı hatayı yaşamış. Böyle kapatalım ve şu şekilde bir şema metni eklememiz gerektiğini söylüyor app modüle. App modüle geldim. Aşağıya indim ve custom element şema ekledim. Sonra üzerine kontrol nokta attım. Angular core'dan bunu dahil etmesini istedim. Evet arkadaşlar. Şu anda app component'taki hatamız gitmiş gibi duruyor. Bakalım. Sayfamı yeniliyorum. Hala hatamız var. Pekala. App modül out modülü dahil ettik. Out modülün içinde import ettiğimiz deklar ettiğimiz şeyler var. Fakat bunu dışarıya export etmediğimiz için hata alıyoruz arkadaşlar. Hemen out komponenti dışarıdan da kullanılabilmesi için export ediyorum. Sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi out komponentini kullanabiliyorum. Fakat bu şekilde ne oluyor arkadaşlar? Direkt dosyalara eklemiş oluyoruz. Biz bunları lazy loading kullanarak eklemek istiyoruz ki sayfalarımız daha performanslı çalışsın. Bunu nasıl yapacağız? Bunu da aslında bizim routing'de ayarlamamız gerekiyor. Routing dosyasına geldikten sonra sırasıyla root'larımızı ekliyorum arkadaşlar. İlk root'umuz şu şekilde petty home olan bir root'umuz olacak. Aslında home komponentimizi henüz eklemedik. Ekleriz birazdan. Home olan bir root'umuz olacak ve bu gidip komponentlerin içinden home komponenti çalıştıracak. Şu anda kızması çok normal arkadaşlar. Çünkü home komponent olmadığı için bana kızıyor. Home komponenti hemen birazdan ekleyeceğiz. Daha sonra iki tane daha pet ekleyeceğiz arkadaşlar buraya. Bu petlerden ilki out peti, ikincisi ise dashboard peti. Dashboard petinde biz admin olarak girdiğimiz zaman kullanıcıları görüntüleyip silme, yeni bir kullanıcı ekleyebilme gibi işlemleri yapacağız arkadaşlar. Home komponentini hemen ekleyelim. Şöyle durduruyorum. Şu anda bize kızması çok normal. ng-generate component dedikten sonra home adında bir komponent ekliyorum. Bunu tabi direkt eklesin. Home klasörü altında. Evet. Home komponentim eklendi. Artık bunu buraya dahil edebilirim. Kızmayacaktır bana. Pekala. Şimdi arkadaşlar out komponentimi pardon out root'umda ben out modülümün gösterilmesini istiyorum. Out modülümün gösterilmesi için ise ne demiştik? Lazy loading yapmak istiyoruz ki yavaş yani direkt o dosyaları dahil etmesin. Ben çağırdığım zaman out sayfasını çağırdığım zaman dahil etsin ki sayfam daha performanslı çalışabilsin. Lazy loading'i Angular'da nasıl implement ediyoruz arkadaşlar? Root'umuzu yazdıktan sonra load children diyorum. Yani şu çocukları yükle. Hangisini diyor? Hemen şöyle arrow function'ımı açtıktan sonra import diyorum ve nereye import edeceğini söylüyorum. Hemen nereye import etmesi gerekiyor arkadaşlar? Benim out klasörümün altındaki out nokta modül dosyasını import etmesini istiyorum. Daha sonra eğer her şey başarılı olursa yani then pardon modülümüzü modül nokta out modülü bana getir diyorum. Pekala bu şekilde yüklesin. Sonra yine aynı şekilde dashboard modülümüzü ekleyeceğim. ng generate modül dedim. Sonrasında ne demiştik? Dashboard modülümüzü dedik. Burada komponentle birlikte bir routing de olmasını istiyorum modülle birlikte. Dashboard'da diğer sayfalarımız olabilir belki. Ama şu anda kalsın arkadaşlar. Uygulamayı karmaşıklaştırmadan hemen uygulamamızı ayağa kaldırmak istiyorum. Evet dashboard modülümüzü de ekledim. Aynı şekilde dashboard modülünün altına da bir dashboard komponenti ekleyeceğim arkadaşlar. Pekala bunu da ekledim. Pardon. M yerine C yazmamız gerekiyordu. Evet. Aslında bunlar kısaltması arkadaşlar. Yani ng-g aslında generate. Şöyle generate yazabilirsem. Evet. C komponentin C'si. M ise arkadaşlar aslında modül. Modülün M'si. Kısaltmaları bu şekilde kısa harflerle de tek G veya C veya M diye de yazabiliyoruz. İstersek de uzun versiyonuyla yazabiliyoruz arkadaşlar. Pekala. Hemen temizliyorum konsolumu ve bakın burada dashboard'um, home'um ve out'um ayağa kaldırılmış. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar ben buraya aynı şekilde
Ne yapmam gerekiyor? Benim dashboard modülümü de buraya lazy load olarak yüklemem gerekiyor. Evet, ekledim load children'ı. Daha sonra arrow function'ımı açtım. Import edeceğim. Neyi import edeceğim? Dashboard'un altındaki dashboard şöyle evet, editörüm bana çok yardımcı oluyor bu noktada. Evet. Daha sonra her şey yolundaysa da diyorum ki git M ismini verdiğim şeydeki M nokta dashboard modülü pardon bana getir diyorum. Pekala, şunu da yine kapanmasını da halledelim arkadaşlar. Evet, şu anda modüllerimizi yükledik arkadaşlar. Artık ben out dediğim zaman out'u lazy load bir şekilde yükleyecek. Ana sayfam home sayfası olacak ve şurada şöyle bir şey daha ekleyeceğim arkadaşlar. Ben eğer gelen istek ana sayfaya geldiyse, yani herhangi bir route belirtmeden geldiyse, ben orada redirect ettirmek istiyorum. Nereye redirect etmek istiyorum? Ana sayfama redirect ettirmek istiyorum. Ana sayfamın URL'si neydi? Path'i neydi daha doğrusu? Home'du. Şu şekilde onu da ayarladık. Dilerseniz buraya kadar olan kısmı bir daha bir hemen çalıştıralım. Bakalım ne durumda. Evet arkadaşlar. Angular uygulamamızı kurduk. Angular uygulamamıza ilgili pathlerimizi ekledik. Şimdi bu pathlerin içine ilgili ekranlarımızı tasarlayacağız ve giriş yapma, çıkış yapma gibi giriş yapma, kayıt olma gibi. Daha sonra ana sayfada dashboard ana sayfasında kullanıcı listesini gösterme gibi işlemlerimizi çalıştıracağız. Pekala, şu anda herhangi bir hata var sanırım. Çünkü gördüğünüz gibi uygulamamız çalışmıyor. Evet, bu ifadeyi de eklememiz gerekiyor. Şu şekilde pet match full galiba bunu kastediyor ya da home/home burada bir hata var. Patch match full olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Redirect path home please patch match. Yanlış yere mi ekliyoruz? Hemen şunu bir aratıyorum arkadaşlar. Evet. Herhangi bir hatayla karşılaştığımız zaman arkadaşlar mutlaka hatayı bu şekilde arattığımız zaman kesinlikle bir sonuca ulaşıyoruz. Evet. Angular 2 child rules not working demiş. Path demiş. Redirect demiş. Path match full demiş. Tamam. Bizdeki ne? Sorun ne? Bizdeki redirect home dedik. Redirect to home. Evet, path match'i yazmıştık aslında. Şu şekilde. Tamam. Tekrar yeniledim. Path cannot start with slash. Ha, pardon. Galiba şu slash'ları eklememiz doğru olmadı arkadaşlar. Pardon. React'tan kalma alışkanlık sanırım. Bazen React, bazen Angular'la. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ana sayfaya yönlendirdiğini görüyorum. Biz şimdi ana sayfayı yönlendirdik ama burada app komponente out komponentimizi çağırmıştık hatırlıyorsunuz. Fakat home komponente dair bir şey görmüyorum. Burada arkadaşlar biz eğer app komponentin içine farklı routlarda farklı komponentleri içeriye almasını istiyorsak router outlet komponentini eklememiz gerekiyor. Angular'ın direkt kendi komponenti bu arkadaşlar. Onu nasıl ekliyoruz? Hemen şöyle router outlet, bakın zaten editörüm de bana yardımcı oluyor. Router outlet'i ekledik. Evet. Şu anda router outlet'i de ekledikten sonra bakın gördüğünüz gibi artık ne yazıyor? Homeworks diyor zaten. Ben bunun nereden geldiğini biliyorum. Home sayfasından geldiğini biliyorum. Artık herhangi bir sorun yok. Ben mesela buradan home değil de out sayfasına gitmek istersem ne olacak? Out sayfasını göstermesini istiyorum. Olmadı. Dashboard'a gidelim. Dashboard'da da olmadı galiba. Hemen bir dakika şöyle bakalım. Neyi unuttuk? Dashboard modülü ekledik. Tabii arkadaşlar neden olmadı? Biz burada out modülü ekledik. Dashboard modülü de ekledik ama eklemeyi unuttuğumuz şey out modül ne yapacak? Yani sayfa render edecekse hangi sayfaları nasıl render edecek? Yani bunlarla ilgili de yine bir routing dosyası eklememiz gerekiyordu. Hemen onu eklemek için şu dosyanın adını kopyalayacağım arkadaşlar. Out'un içine yeni bir klasör ekleyeceğim. Pardon, yeni bir dosya ekleyeceğim. Out nokta routing pardon out tire routing ts nokta ts routing nokta modül nokta ts. Evet. Out routing'i de ekledim. Hemen şuradaki app routing'imizden bir kopya çekelim. Neler yapmamız gerekiyor?
Tamamını kopyaladım, yapıştırdım buraya. Buradaki sadece app routing yerine out routing diyeceğim arkadaşlar. Burada herhangi bir dışarıdan bir komponent şu anda eklemeyeceğiz. Şöyle temiz bir şekilde kalsın. Şurayı da temizleyelim. Evet. For roots tamam. Şimdi arkadaşlar daha sonra bunu bizim tıpkı burada app modüldeki app routing modülü eklediğimiz gibi out routing modülü import etmemiz gerekiyor. Out routing modülü dahil ediyorum. Sonrasında out routing modüle de tıpkı diğer app modülümüz olduğu gibi root'larımı tanıtacağım. Path dedim. Caps lock açtım galiba, evet. Path dedim. Ana sayfama yani direkt out'a gelen isteklerde şu komponenti çalıştır diyeceğim. Hangi komponenti çalıştıracak? Out komponenti çalıştırmasını istiyorum. Şöyle out komponentin yukarı eklenmesini sağladım. Şimdi tekrardan out'a geldiğimiz zaman işler yolunda mı değil mi? Bakalım. Router model for root diyor. Evet, out. Bir şeyleri eksik yaptık galiba. Out routing model. Out modülde aslında bir saniye sanırım for root dediğine göre evet arkadaşlar. Out modülde for root diyemeyiz arkadaşlar. Hani for root'tan kaskı burası hani kök yani daha tepede bir komponent olduğunu söylemiş oluyoruz. Fakat bildiğiniz gibi out modülümüz aslında bizim daha sonradan açılan bir child modül olduğu için burayı for child ile değiştirmemiz gerekiyor. Tekrar düzenledikten sonra out modülüme gittiğim zaman evet başarıya ulaştığımızı görüyoruz. Out works diyor. Burası benim out komponentimin sayfasıydı. Pekala bunu da hallettik. Hemen dashboard'la da ilgili değişiklik yapacağım. Şu dosyayı aldım, kopyaladım. Dashboard'un içine yapıştırdım. İsmini düzenliyorum. Dashboard routing modül.ts. Tamam, buradaki out kelimesini dashboard ile değiştireceğim. Pardon. Şuradaki artık out komponent değil de zaten dashboard komponent olması gerekiyor. Şöyle hem yükleyerekten dahil etsin. Dashboard komponente gitmesi gerektiğini söyledim. Hemen dashboard'umuzu deneyelim. Bakalım işler yolunda mı? Dashboard komponentini dahil ettim. Evet şey unuttuk. Dashboard komponenti pardon dashboard routing modülümüzde buraya ne yapmamız gerekiyordu? Dashboard routing modülü dahil etmemiz gerekiyordu. Pekala. Gördüğünüz gibi dashboard modülümde artık başarılı bir şekilde çalışıyor. Şunu şöyle biraz genişletelim. Pekala arkadaşlar. Şu anda ilgili sayfaları hallettik. Ben buradan istediğim zaman out'a gidebiliyorum. İstediğim zaman dashboard'a gidebiliyorum. İlgili sayfalarımızı yaptık ve aynı zamanda bir de home sayfamız vardı. Bunları buraya ekledik. Şimdi bunların içinde biraz tasarımsal bir şeyler yapmak istiyorum arkadaşlar. Formlarımızı da eklemek istiyorum ki ne yapabilirim? Kullanıcı giriş için veri bilgisi girebilelim. Inputlarımızı vesaire ekleyelim. Bunun için de zaten Bootstrap eklemiştik. Ben buradan Bootstrap'in sayfasına gidip temel seviyede bizim işimizi görecek bazı ekranlar kullanmak istiyorum. Burada examples'ına gelip eğer varsa bir login alacağım şuradan. Evet, login'i alacağım. Şöyle sağ tıkladım. Login bakın sign-in tasarımı varmış örnek olarak. Ben buna sağ tıkladım arkadaşlar. Hemen yan sekmede açıldı. Bunu şimdi kendi projeme dahil etmek istiyorum. Nasıl yapacağım? Hemen arkadaşlar sağ tıklıyorum. İncele diyorum. Sonra bakın şurada bir form olduğunu görüyorum. Bu form dosyasını kopyalayacağız. Copy element dedik. Geldik. Daha sonrasında out komponentin içine bunu yapıştıracağız. Şu şekilde. Evet. Dosyamızı yapıştırdık. Burada bir resim kullandığını görüyorum. Bu resim bizde olmadığı için hata verecektir. Hemen oraya biz kendi resmimizi ekleyelim arkadaşlar. Burada dosyamız mesela şu projemizin resmini, projemizin sunum resmini ekleyebiliriz. Geldim bunu kopyaladım. Assets klasörünün altına yapıştırmam gerekiyor. Sort'un altına geldim. Assets'in altına. Assets klasörünün altına yapıştırdım arkadaşlar. Daha sonra buraya şurasını siliyorum. Ve diyorum ki Assets klasörünün altındaki dosyamızın adı neydi? Yardımcı olursa eğer biraz editörümüz bana. Pekala Assets klasörünün altında Angular Firebase'i alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Pardon. Güzel. Şimdi şöyle boyut sınırlaması eklemesin. Yazılım mektebi. Buraya alt bilgisi nedir biliyoruz arkadaşlar. Bir resmin eğer yükleyemezse tarayıcı
Alt bilgisini gösteriyor. Eğer alt bilgisi olmazsa da aslında HTML tarafından daha düşük, Google SEO tarafından daha düşük bir puan alıyorsunuz. Dolayısıyla eğer resim gösterilemezse şu metni yaz diye metnimizi ekliyoruz. Yazılım mektebi Angular Firebase Out diye kısa bir metin yazdım. Eğer resim yüklenemezse bunu göstersin. Pekala. Şimdi burayı kopyalamıştık. Geldim şöyle. Hemen yukarıdan root'umu değiştirip out sayfasına giriyorum. Bakın şu şekilde eklemiş. Resmim çok büyük olmuş. Ben bunun bu kadar büyük olmasını istemiyorum. Hemen buradaki resme gelip bit değerleri vereceğim. Bitini örneğin 128'de 128 yaparsak gayet hoş duracaktır diye tahmin ediyorum. Evet. Şöyle biraz tabii resim bozuldu. Ama çok kritik değil arkadaşlar. Resim 128'de 128 olunca biraz bozuldu. Çünkü daha çok daha yüksek pikselde bir resimdi. Bu şekilde kalabilir. Tamam. Şimdi ben bu tasarımı biraz düzenleyeceğim. Buna bir şeyler daha ekleyeceğim. Çünkü aynı sayfadan hem giriş yapabileceğiz. Tabı değiştirdiğimiz zaman da kayıt olma işlemini yaptırabileceğiz. Bunun için de arkadaşlar hemen Bootstrap'teki dokümantasyon sayfasına geçtim. Dokümantasyon sayfasına şöyle biraz aşağı inersem tabler olması lazım. Evet bakıyorum. Bakın şurada Now and Tabs. Now and Tabs sayfasına geçiyorum arkadaşlar. Bakın şöyle biraz aşağı indiğim zaman Bootstrap'in bize hazır vermiş olduğu tabler var. Tabler arasında böyle iki farklı sayfayı aynı anda gösterebilmeyi kullanacağım. Ben şurada çok inmişim galiba. Evet. Now and Tabs. Now and Tabs. Bunlar değil miydi? Yanlış mı hatırlıyorum? Şöyle bir aratacağım. Tabs diye. Now and Tabs. Doğru. Şöyle linke tıkladım. Linke tıkladım. Bu değil. Şu an Tabs'lerimiz var. Şu versiyonu da son haline getirirsek arkadaşlar daha iyi olacak aslında. Şöyle dokümantasyonu direkt açsın. Versiyon 5.2 get started. Tamam. Son versiyonda mı vardı acaba benim aradığım şey? Now and tabs dedik. Şöyle tablerin içinde benim işimi gören bir tasarım olması lazım. Hah, biraz daha inmemiz gerekiyormuş arkadaşlar. Evet. Bakın şu şekilde tab sayfalarımız var. Burada aynı sayfa içerisinde iki sayfa farklı sayfayı gösteriyor gibi yapabileceğiz tablerle birlikte. Ben burada şunu şu örneği alacağım. Kendi sayfama uygulayacağım. Şu şekilde bakın sağdaki ikona tıklayarak kopyaladım arkadaşlar. Geldim buraya. Biraz yukarıda boşluk oluşturdum ve yapıştırdım. Şimdi burada 3 tane tab vardı kullanıcının. Ben burada kendimin 2 tab olduğu için burayı 2'ye küçülteceğim. Şu ikisini kalacak. Şu hatta 4 tab'i varmış. 3. ve 4. tab'i sileceğim arkadaşlar. Bu 2 tab'de de bakın ilgili yerleri değiştirmem gerekiyor. Now home tab değil. Now sign in tab diyeceğim. Şuraya da aynı şekilde now sign in diyeceğim. Button now home. Burayı da aynı şekilde kendi keyword'ümle düzenleyeceğim. Buraya ise sign in diyeceğim. Bu ilk sayfamız giriş yapma sayfası olacak arkadaşlar. Hemen yanındaki sayfadan ise kayıt olma işlemlerini yaptıracağız. Buraya da sign up dedim. Şu sign up'ı kopyalayıp şuralara hemen yapıştırayım. Buradaki metnimizi de sign up olarak değiştirdim. Çok güzel. Şimdi burada artık ilgili görüntüleri vermemiz gerekiyor. Görüntümüz neredeydi? Şuradaki form tamamıydı. Bunu aldım, kestim. Buraya dahil ettim. Hemen alttaki de bir benzer bir şekilde kayıt işlemi yaptıracağız arkadaşlar. E-mail ve şifre alıp kullanıcının kayıt olmasını sağlayacağız. Şu iki divi kaldırıyorum artık. Sadece şu kayıt ol ve giriş yap sayfalarımız olacak. Tamam, pekala geldim. Bakın şu anda şöyle bir görüntümüz var. Sign in, sign up arasında geçince tabii hiçbir şey fark etmiyor. Çünkü ikisinde de aynı görsel ve aynı metinler var. Ben mesela şuradaki sign in, sign up, please sign up diyelim mesela buradaki metni. Sign up'a geçtiğim zaman please sign up. Tamam. E-mail adres. Tabii buradaki metinleri değiştirdik ya arkadaşlar. Buradaki tablerin başarılı bir şekilde çalışması için burada vermiş olduğumuz keywordleri aşağıda da
vermemiz gerekiyor. Yani sign up'a bastığımız zaman sign up'ın çalıştırmasını anlaması için hemen bakın buradaki now profile diyor. Üstten başlayalım. Now home diyor. Biz buraya ne demiştik? Sign in demiştik. Bakıyorum tab content yine home'la ilgili bir şey var mı? Sign in diyeceğiz buraya. Tamam. Aşağı iniyorum. Profile değil sign up olması gerektiğini söylüyorum. Yine aynı şekilde sign up olması gerektiğini söylüyorum. Tekrardan geldiğim anda bakın artık please sign up yani ikisinin farklı sayfalar olduğunu anlayabiliyorum arkadaşlar. Geçişler sağlanıyor. Fakat böyle sayfanın tamamını kapsamış çok büyük duruyor. Ben bunu birazcık küçültmek için hemen şuradaki bu tablarımın olduğu şeyi bir tane divin içine alacağım arkadaşlar. Şöyle bu dive şöyle artık içine koyabilirim. Hatta bunu da bir divin içine alalım. Şöyle div class bir tane daha div koyacağım. Arkadaşlar bu divi bir row ile kapsayacağım. Row'un içine bir col 4 koyacağım ve bu col 4'ün içinde yani yaklaşık sayfayı 12 parçaya böldüğümüz zaman 4 parça kapsamasını istediğimi söylüyorum. Pekala 4 parçanın içinde bu yer alacak. Daha sonrasında ben bunun display'ini flex yapıp justify content'ten de center'larsam bakın şu şekilde ortaya aldı. Birazcık yukarıdan da ortaya almasını istiyorum. Bunun için min ve h 100 deyip ekranın tamamını kapsamasını daha sonra align item center deyip ortaya dikeyde de ortaya almasını sağlıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi daha tatlı durmaya başladı. Şimdi son olarak burada resmin biraz sola yakın kalıyor. Ben bunu birazcık daha ortalamak istiyorum. Bunun için de hemen aşağı indim şöyle. Evet buldum resim burada. Ben bunu şöyle MB'den 4 yapmış. Bunu MB'den MT'den yani yukarıdan ve aşağıdan 4 birimlik boşluk bırakmasını istedim ve yatayda ise auto yapıp soldan sağdan eşit boşluklarla ortaya almasını istiyorum. Evet. MX auto yaptığım zaman yemedi. Pekala neden olabilir? Şu formun bir klasını verelim. Bunun şöyle display'ini flex yapalım. Flex'ini kolon yapıyorum ki arkadaşlar yukarıdan aşağı dizmeye devam etsin yoksa aksi halde bu şekilde dizecektir. Ben şu an yanlış yere mi yazıyorum? Sign in tab. Display flex. Flex kolon dedik. Şöyle justify content center'ını da verelim. Şu flex kolon neyisini yazmayı unutmuşum. Tamam. Bu şekilde daha güzel durdu arkadaşlar. Şu butonların arasına, inputların arasına bir açıklık verelim. Böyle yan yana gözükmesi. Çünkü validasyon kontrolü de yapacağız. Eğer uygun bir e-mail girmemişse hata mesajı vermek istiyoruz. Şunu siliyorum. Şuradaki floating input yerine email input diyeceğim. Hatta aynı sayfada olduğumuz için sign in email diyelim buna. Aynı şekilde buraya form'u değiştirmemiz lazım. Şu placeholder'unu silelim ve buraya da sign in password diyelim. Buraya da yazdım sign in password'umu. Güzel. Şimdi burada iki buton arasında şöyle margin button verip örneğin 4 birimlik bir margin button verelim ve arası biraz açılsın. Şöyle dursun arkadaşlar. Çok güzel. Şu remember me'yi beni hatırlayı kullanmayacağız. O yüzden siliyorum. Şöyle kalabilir. Evet, sign in butonumuz burada. Sign in butonumuzda da yine şuradaki bir inputumuzdan margin button 4 yapıp birazcık oranın arasında açalım. Çok güzel. Şimdi bunun aynısını tekrar aşağıda yapmaktansa ben bunu yine formunu kopyalayacağım. Şöyle. Aşağıdaki formumuzu tekrar silip bunu yapıştıralım. İlgili metinleri değiştireceğiz. Tamam. Şimdi burada please sign in yerine sign up yazacak. Email adres sign in demiştik. Ben bunu sign up diyeceğim. Aynı isim de verirsek tarayıcımız bizi uyaracaktır. Sign up dedim. Tabii şurayı düzenleyeceğim. Sonra burayı da aynı şekilde sign up password'e çevireceğim. Burası da artık sign in değil de sign up yazacak arkadaşlar. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi iki farklı sayfam aynı sayfanın içinde yer alıyor diyebiliriz. Pekala. Şimdi arkadaşlar burada böyle ben kafama göre bir şeyler yazıp bu formu göndermek istemiyorum. Bakın zaten HTML5'te uyarıyor ama HTML5'in yanı sıra Angular'da da
validasyon işlemleri yapabiliyoruz. Peki nasıl yapıyoruz? Form, Angular Form, Reactive Forms diye aratırsak arkadaşlar, bakın şu şekilde bir paketimiz var. Hemen Angular'ın kendi sayfasından da dokümantasyonuna bakabiliriz. Reactive Forms ile birlikte formlarımıza validasyonlar ekleyip formlarımızın daha reaktif ismi, yani kendi verdikleri isimleriyle reaktif olarak çalışmasını sağlayabiliyoruz. Hemen geldim şu Reactive Forms modülümü benim kullanacağım alt sayfasına dahil edebilirim veya alt modülüme dahil edebilirim. Veya her yerde kullanacaksam arkadaşlar app modülüme de dahil edebilirim. Bu hani daha maliyetli olacaktır ama birçok yerde kullanacağımız için buraya da ekleyebiliriz. Hani yok, sadece alt modül içerisinde kullanacaksak sadece oraya eklememiz de yeterli. Şöyle yapıştırdım ve kontrol nokta yapıp Reactive Forms modülümün dahil olmasını sağladım. Artık burada Reactive Form'la ilgili bileşenleri kullanabilirim. Şimdi burada iki tane form oluşturacağım arkadaşlar. Bunlardan birincisi Sign in form dedim. Bu artık form grup klasından, form grup klasından olacak arkadaşlar. Hemen bakın bunu eklemem gerekiyor. Form grup klasından olduğunu anlaması için bakın Angular Forms'tan form grubu ekliyorum. Sonrasında yani bu sign in formun tipi form grup arkadaşlar. Bunu söyledik. Yine aynı şekilde bir tane formumuz daha var. Bu da sign up formu. Sign up formumuzda yine form grup tipinde olduğunu söylüyoruz. Pekala. Şimdi bu kadar yeterli mi? Tabii ki hayır. Şimdi bu formlarımıza ilgili validasyonları ve ilgili içinde olacak propertileri eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde sign in form dedim. Daha sonra sign in form dedikten sonra nasıl yapıyorduk? Sign in form eşittir. Ha tamam. Eşittir deyip form builder aracıyla formda neler var? Hangi inputlarımız var ve bunlar nasıl bir validasyon özelliği içeriyor? Bunları söyleyeceğiz. Hemen form builder'ı buraya dahil etmem gerekiyor. Şöyle private dedim, pb dedim. Bunun da form builder klasından olduğunu söylüyorum. Daha sonra this pb nokta grup dedikten sonra arkadaşlar parantezimi açıp kapatıp içine küme parantezleriyle bu formumun nasıl bir şey olduğunu söyleyeceğim. Şimdi buraya geldim arkadaşlar. Bu formda nelerimiz var? Öncelikle bir e-mailimiz var. E-mailimizin başlangıç değeri bu şekilde null. Sonrasında bir de password'ümüz var. Pekala. Bu şekilde ne yapıyoruz? İki farklı input elementini formumuza dahil edebiliyoruz arkadaşlar. Fakat ben bunlara validasyon işlemi uygulamak istiyorsam şu şekilde köşeli parantezleri alıp diyorum ki başlangıç değeri bu ve ben burada validator stat email validasyonunu uygulamak istiyorum. Yine validators farklı bir class, bunu eklemem gerekiyor. Evet, dahil ettiğim zaman bakın yine bu Angular Forms'tan geliyor. Email validasyonunu uygulamaya başlayacaktır buraya. Daha sonra buraya gelip yine diyorum ki password'ümün başlangıç değeri null. İstersek buraya başlangıç değeri atayabiliyoruz arkadaşlar. Örneğin editleme işlemi yapacağımız formlarımız varsa kullanıcıdan gelen veriyi buraya editlemek için initial değer olarak, başlangıç değeri olarak verebiliriz. Şu an bizim senaryomuzda yok öyle bir şey. Validator start password değil tabii ki. Required, yani buranın da dolu geçilmesi, boş olmaması gerektiğini söylüyorum. İstersek burada birden fazla validasyon da ekleyebiliriz arkadaşlar. Hemen onu şöyle bir hatırlamak için direkt dokümantasyona bakıyorum. Şöyle hemen validators required demiş, bir tane eklemiş. Şöyle çok da ekleyen yok mu? Yok. O zaman hemen aratalım arkadaşlar. Diyeceğiz ki Angular Reactive Forms validators multiple, yani çoklu validator nasıl ekleyebilirim bakalım, birden fazla hatayı nasıl görebiliriz bakalım. Evet, bakın, evet, validators.compose metodunu kullanarak da arkadaşlar ekleyebiliyormuşuz. O zaman yani şuraya gelip validators.compose diyeceğiz ve şöyle parantez içine alıp validators required virgül bir şey yanlış mı yaptık? Validators compose, ha şey, array'in içinde olması gerekiyormuş. Şöyle virgül. Biz bir de bunun arkadaşlar validators nokta minimum length gibi bir şey olması lazım. Minimum 6 karakterli bir şifre girmesini isteyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde şifremizin de biraz daha standart olmasını sağladık. Yine aynı şekilde aslında sign up formumuzda benzer
validasyonlara sahip arkadaşlar. Sign in form, sign up form. İki tane formumuz da, pardon, şey ekledim, oldu. İki tane formumuz da buraya ekledik arkadaşlar. Şimdi artık bunlarla ilgili HTML tarafındaki entegrasyonunu yapabiliriz. Nasıl yapıyoruz? Geldim buraya. Şu nav barlarım, yukarıdaki tab barlarım küçülteceğim. Benim ilgilenmek istediğim yer burası. Buraya gelip arkadaşlar formumuzun hangi formdan olduğunu söylememiz gerekiyor. Şu şekilde, yanlış hatırlamıyorsam, ng form gibi bir şeydi. Hemen bir hatırlayalım arkadaşlar. ng form, ha yok. Hangi form grup olduğunu söyleyeceğim. Şöyle form grup dedikten sonra bunun form grubunu yazmam gerekiyor. Bu hangi form arkadaşlar? Sign in formu. Dolayısıyla sign in form olduğunu söylüyorum. Sonrasında şu an bu bana neden kızıyor? Form group. Sign in form olduğunu söyledim. Tamam. Bir de ng submit'ini ekleyelim arkadaşlar. Submit olduğu zaman neyi çalıştıracak? Hangi metodu çalıştıracak? Onu da söyleyelim. Biz burada sign in formunda sign in adında bir metot yazacağız. Sign in adında bir metot yazacağız ve bu metodu çalıştırmasını söyleyeceğiz. Geldim. Hemen şurada komponent TS dosyama gittim. Şuraları biraz küçülttüğüm, daha net olsun arkadaşlar. Buraya bir giriş yapma metodunu ekleyeceğiz. Sign in metodunu ekledim ve bu metodun içerisinde artık giriş yapma işlemlerini yapacağız. Pekala. Geldim. Burada hala bizi kızıyor. Form group formun bir elemanı değildir diyor. Pekala. Orada bir sorunumuz mu var? Ne gibi bir sorunumuz var? Geldim buraya. Evet, aynı hatayı burada da alıyoruz. Şurada hemen bir bakalım. HTML tarafında form grubu eklememiş mi? Şöyle form grup. Evet, bakın form grup yazıp profil form diye eklemiş. Neden biz de bunu oluşturamadık? Pekala. Şimdi acaba builder formbuilder.group dedik. Grubumuzu oluşturduk. Şu reactive form modülü acaba direkt buraya eklemediğimiz için mi? Pardon. Şeyler yanlış oldu. Reactive forms'u angular forms'tan ekle. Evet, gitti. Yukarıdaki tabii lazy loading yaptığımız için angular forms'u reactive forms'u görmedi arkadaşlar. Pekala, oradan kaldırdık. Zaten ilgili yere ekledik arkadaşlar. Buradan kullanacağız. Evet, buradaki hatamızı düzeltmiş olduk. Şimdi form grubumuzun sign in form olduğunu söyledik arkadaşlar. Yeterli mi? Değil. Bunun hangi form kontrol elemanı olduğunu söylememiz gerekiyor. Bakın bu e-mailimizin olduğu input. Ben bu e-mail inputumuzun form kontrol name'ini vermem gerekiyor. Form yazdım. Şöyle tabim açık kalmış. Form kontrol name eşittir e-mail diyorum arkadaşlar. Çünkü bu e-mail inputumuz. Sonra aynı şunu kopyalayacağım. Şuraya yapıştıracağım. Buranın ise password olduğunu söyleyeceğim. Güzel. Aynı şekilde arkadaşlar buradaki sign up formunu da yapmam gerekiyor dedim. Form group dedim. Bakın şu an zaten yardımcı oluyor bana editörüm. Form group ne demiştik? Sign up. Evet, nazar değerliydi galiba. Sign up form. Pekala, görmedi ama biz yazdık başarılı bir şekilde. Sonra burasının ng submit, yani submit olduğu anda neyi çalıştıracağını söylüyoruz. Buraya şu anda olmayan metodumuz sign up'ı çalıştıracağını söylüyoruz. Pekala, bu şekilde kopyalıyorum ve sign up metodumu da out component ts dosyama ekleyeceğim. Şöyle geldim. Sign up metodumu da ekledim. Çok güzel. Şimdi sign up'ımız var. Tekrardan buradaki form control name'lerini verelim arkadaşlar. Form control name dedim. Yine bunun e-mail olduğunu biliyorum. Şöyle kopyalayacağım hemen. Ve aşağıdaki alanıma yapıştırıp şöyle. Buranın da ne olduğunu biliyorum ben. Password olduğunu biliyorum. Çok güzel. İki alanı da yapıştırdık.
Daha sonra şimdi tekrardan bakalım işler yolunda mı uygulamamızda. Evet arkadaşlar, sign in ve sign up güzel bir şekilde gelmiş. Burada e-mail ve password bilgilerimiz gözüküyor. Sadece e-mail ve password alacağız. Fakat buraya şöyle küçük bir ikon ekleyip aslında aynı zamanda Google'da giriş yapabilmesini de istiyoruz biz. Bunun için geldim arkadaşlar. Sign in butonumun veya sign up butonumun ikisinin de yanına şöyle neresine koyabiliriz? Sign in biraz büyük duruyor aslında ama şöyle biraz çirkin duracak arkadaşlar ama şöyle sign in butonumu koyacağım. Hemen bunun klasını şöyle bir flex verip yanına güzel. Buraya bir tane şimdi arkadaşlar resim ekleyeceğim. Bu resim bizim Google Gmail resmi olacak. Şöyle Gmail logo diye aratalım. Bu logoyu indirip hemen resmimize, projemize dahil edelim. Şöyle resmi farklı kaydet dedim. Benim masa üstünde Angular Files yazılım mektebi Firebase Out Source'un altında assets'in altına dosyayı kaydetsin. Evet, adını değiştireceğim. İndir değil de Gmail logo slash tire logo olmasını söyledim. Tamam. Şimdi Gmail logo resmimizi buraya koyalım. Image source dedim ve source'unu vereceğim. Alt bilgisine bunun Gmail logo olduğunu söyleyelim. Şöyle kapatalım. Buraya da gidip diyeceğiz ki assets'in altında Gmail logo PNG miydi? Tam emin değilim. Şöyle bakalım assets'ten Gmail logo PNG. Evet. Gmail logomuzu ekledik. Bakın şurada şöyle durdu. Bayağı büyük durdu. Biz bunu yine standart bir boyut verelim. Şöyle width'i değil de daha çok height'ini şöyle atıyorum kaç olabilir? 128 deneyelim. Yine büyük olacaktır muhtemelen. 128 çok büyük buraya. Şöyle 64 piksel gibi bir şey yaparsak daha hoş duracaktır arkadaşlar. Evet. 64 piksellik bir boyut oldu. Ben bunların bu kadar sıkış sıkış olmasını istemiyorum. O yüzden şöyle justify content between diye yazıyor sanırım. Bootstrap CSS'de de bana biraz yardımcı olmuyor ama şöyle hemen bakalım Bootstrap justify content diye aratalım. Flex'ten geldi bize bir şeyler. Justify content dedim bakalım. Şöyle yazmam gerekiyormuş. Galiba doğru yazdım ama bakalım. Evet doğru yazmışım. Tabii butonumuz %100'ünü kapsadığı için olmuyor gibi. O zaman şöyle yapalım. Butonumuzda margin sağ taraftan yani margin end'den örneğin şöyle 3 birimlik bir boşluk bıraktıralım. Evet güzel. Hatta biz bunu şöyle 5 yapalım. Çok iyi. Şimdi ben buna basarsam sign in e-mail ile giriş yapacak. Buna basarsam ise Gmail ile giriş yapmak istediğimi söylüyorum arkadaşlar. Şuradaki şeyimizi de kapatalım. Yine aynı tasarımı ben sign up'ımızı da uygulamak istiyorum. Şöyle geldim. Sign up butonunun oraya geldim. Şunu aldım, yapıştırdım. Şu butonu sign up'la değiştireceğim. Burada sign up yazacağım. Yine aynı şekilde margin end'den yani sağ taraftan 5 boşluk bırakmasını istiyorum. Hemen şurada deneyelim bakalım sign up butonumuz da geldi. Pekala burada resimlerimize şey eklemeyi unuttuk. Class button class olduğunu söyleyelim. Şu şekilde bakalım. Tabii diğer tarafa gittik galiba. Evet bakın şu an tıklanılabilir nesneler olduğunu görüyorum. Güzel. Onun yanı sıra yine diğer taraftaki butonumuzu da nerede? Burada. Bunun da klasının BTN. Bu BTN klası arkadaşlar ben yazmadım. Bildiğiniz gibi Bootstrap'ten geliyor. O tıklanılabilir bir nesne olduğunu göstermek için ekledim yani. Bakın üzerine geldiğim zaman öncesinde ikonum değişmiyordu. Hala bir düzlem gibiydi ama şu anda bir buton olduğunu, tıklanabilir bir şey olduğunu anlıyorum. Pekala. Şimdi arkadaşlar kaldığımız yerden devam edebiliriz. Ben buraya böyle bir şeyler yazıp daha sonra böyle yazdığım zaman bakın herhangi bir etki görmüyorum. Fakat ben burada ne olmasını istiyorum? Bunu tıkladığım zaman, bir şey yazdığım zaman geçerli, doğru bir şey yazmadıysam, örneğin burada bir mail adresi yazıyoruz ve ben mail adresi yazmadıysam hata vermesini, hata mesajı göstermesini istiyoruz. Dolayısıyla ben buraya geldim arkadaşlar. Hata mesajımı göstereceğim bir small
tagını ekleyeceğim. Bu small tagının içerisinde hata mesajımızı göstereceğim. Örneğin lütfen geçerli bir mail giriniz desin. Pekala. Sonrasında arkadaşlar burada kontrol etmemiz gerekiyor. Hangi durumlarda bunu gösterecek? O yüzden ng-if'imi yazıyorum ve ng-if'de diyeceğim ki eğer geçerli değilse göster diyeceğiz. Pekala. Burada hata mesajımızı kontrol etmek için arkadaşlar yine tekrar benim buradaki sign in, evet baya yardımcı oluyor şu anda editörüm. Şuradan hemen kopyalayayım aslında. Sign in form'da ne diyeceğiz? Bu hangi şeyimiz? Get diyeceğiz. Sign in form'da get edeceğiz. Neyi get edeceğiz? E-mail'i get edeceğiz. Tabii ikisi şöyle yapsak daha doğru olacak. E-mail'i getireceğiz. Eğer e-mail invalid ise bana bu hatayı göster. Yeterli mi? Değil. Yani hiç tıklamadıysan bana gösterme diyeceğim. Hiç tıklamadıysa bana göster demek için de ne yapacağız arkadaşlar? Buna tıklandı bilgisini aldığımız Angular'ın bir parametresi olan dirty'yi ve touched, yani tıklandı mı kullanıldı mı, hani onları fark etmek için dirty'yi ve touched'ı girmemiz gerekiyor. Sonrasında ne yaptım? Sign in form dedim. Get dedim. Pardon. Email dedim ve eğer tıklandıysa dirty ve şu anda pardon ya da tıklandıysa ya da şunu hemen kopyalayacağım. Touch dokunulduysa diyeceğim şöyle. Şu an burada bir hatamız var gibi. Sign in form get. Galiba şunları, evet. Açılma tagları böyle küçük olduğu için arkadaşlar bunları da şey, çift tırnak olduğu için bunları tek tırnak olarak kullanmam lazım. Yoksa birbirini karıştırıyorlar. Evet, bunları da düzelttik. Şu anda mesela e-mailimizi deneyelim. Bakın şöyle ASDF yazdığım zaman lütfen geçerli bir mail adresi giriniz diye uyarıyor. Fakat ben bunu şöyle gmail.com gibi düzenlediğim zaman, gerçek bir mail yazdığım zaman artık uyarmamaya başlıyor. Aynısını alacağım arkadaşlar şuradan. Small tag'ımı alacağım. Hatta buna bir class ekleyeceğim. Şöyle class dedim. Örneğin hemen bir bakalım. Ne vardı bu süreçte? Şöyle documentation'ın versiyon son versiyonuna gitsin. Danger diyelim. Danger textlerimizi bulabilirsek. Şöyle danger text. Text alignment text. Text alignment, text transform. Şöyle textlere gidelim arkadaşlar. Burada BG diyor. Background'ını vermiş. Textlerin rengini verdiğimiz bir property'si yok muydu? Hemen şuradan aratalım. Bootstrap text danger. Arattım arkadaşlar. Şurada versiyon 5'te geldi. Versiyon direkt geldi. Evet. Text danger zaten direkt ifade ettiğimiz gibiymiş. Böyle text zincirini ekleyeceğim. Yani hatalı olduğunu oradan da anlaşılsın. Şurada label'ın altına, password'un altına da ekleyeceğim. Lütfen bir ne diyelim? Şifre, lütfen şifre alanına doldurunuz diyelim. Pekala. Tabi burası artık e-mail değil de ne olması gerekiyor? Password olması gerekiyor arkadaşlar. Bunları da ekledikten sonra hemen tekrardan uygulamama döndüğüm zaman şöyle bakın, tıklayıp bir şeyler yazdığım zaman şifre alanı doldurunuz diyor. Neden? Çünkü 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6 minimum 6 karakter olması gerektiği için bizi hala uyarıyor arkadaşlar. Biz buraya aslında şifre alanı doldurunuz değil de lütfen geçerli bir şifre giriniz diyelim arkadaşlar. Pekala. Bunu da hallettik. Artık burada yapmış olduğumuz işlemleri yine alıp şuradaki sign up formuma da uygulayacağım arkadaşlar. Sign up formuma geldim, yapıştırdım. Burasını sign in değil de sign up form ile değiştiriyorum. Şuraları hemen sign up formu aldım, kopyaladım. Pardon. Yapıştırdım buralara. Evet, password yine aynı şekilde orada da password.
Hemen bunu alıyorum. Pardon, small'dan alacağım. Şuraya yapıştıracağım. Ve diyeceğim ki sen de yine sign up form'daki e-mails. Bunu da aldım. E-mail olarak düzenledim. Her yere yapıştırdım. Hemen bir sign up tarafında deneyelim arkadaşlar. Şöyle bir şeyler yazdım. Bakın, geçersiz lütfen geçerli bir şifre giriniz değil. Lütfen geçerli bir e-mail giriniz diyelim. Düzenleyelim. Hatalarımızı görmüş olduk bu sayede. Evet arkadaşlar, şu anda bu işlemi de tamamladık. Bakın, bunlar tamam değilken ben böyle sign up butonuna bastığım zaman herhangi bir çıktı görmüyoruz. Nereden anlıyoruz? Bakın şurada hemen alt komponente geldim. Sign in'de herhangi bir şey yapmamıştık ama ekrana, pardon, konsola bir şeyler yazdıralım. Mesela sign in worked. Sign in butonu çalıştı gibi bir mesaj verelim. Şurada geldim sign in'e, bakın bir şeyler yazdım. Hata var bakın. Evet. Evet çaktı. Neden çakıldı arkadaşlar? Biz kontrol eklemeyi unuttuk mu? Heh, pardon arkadaşlar. Biz burada şöyle bir kontrol yapmamız gerekiyor. Nerede butonumuz? Sign in. Lütfen geçerli bir e-mail adresi giriniz. Sign up. Bu sign up. Bu sign in'e diyeceğiz ki arkadaşlar, disable. Hangi durumlarda disable? Eğer benim sign in formum invalid ise disable olacak. Yani sign in form invalid mi true'ysa disable olmasını istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi şu anda tıklamayı engelledim. Veya burada başka bir şekilde de hani sign in disable olmaz da tıklar ama göndermeme gibi bir şey de yapabilirdik. Hemen onu şuraya da gideceğim. Nerede bizim sign up butonumuz? Şurada ekledim. Sign up form. Zaten sign up yazmışım oraya. Hemen orayı sign up'la değil de sign in. Pardon. Sign in formla güzel diyorum. Evet. Şimdi bakın buraya bir şeyler yazdım. At gmail.com dedim. Bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, artık tıklanılabilir bir şey olduğunu görüyorum. Bakın tıkladığım zaman da çalıştığını görüyorum. Çok güzel. Butonumuzu, tasarımımızı hallettik. Şöyle sign up'ımız da tamam. Hemen şu home sayfamıza bir şeyler yapalım. Home sayfamızda hemen bu süreçteki bu temel basic bir ekranlardan olan bir ne vardı? Adı tam şu an aklıma gelmiyor. Tool tipslerimiz var, modullarımız var, off canvaslarımız var. Şöyle. Form control. Contentler, typography, images. Şu neydi? Bu da değil. Drop down'lar, modüller, navbarlar, sayfalandırma, popover'lar, tooltips'ler. Sanırım o belli bir versiyondan sonra kalkmış arkadaşlar. Tam böyle bulamadık. O zaman şöyle temel basitçe şöyle bir kart ekleyelim. Aynen. Ana sayfamızda bu olsun. Ana sayfamızda geldim. Neredeyiz? Home komponentin altında home komponent işlemine geldim. Yapıştırıyorum. Burada divimin source'unu istiyor. Hemen source'da yine benim bu projemizin resmi olan assets'ten Angular Firebase resmini ekleyeceğim. Şöyle resmin adını aldım. Buraya yapıştırdım. Bu da şöyle yazılım mektebi Angular Firebase alt diye yazıyorum. Çok güzel. Şimdi burada kart title'ımız Welcome Home Page diyelim. Şurada herhangi bir şey yazabilir. Butonumuz olmasın şu anda. Ya da şey diyelim. Evet, buradan da admin sayfasına göndermek için burayı da kullanabiliriz. Admin sayfasına gönderebiliriz arkadaşlar. Şu metin kalabilir ya da admin sayfasına geçiş yapmak için lütfen linke tıklayınız diyelim. Diyelim. Buraya da hayrefimize geleceğim ve diyeceğim ki beni dashboard'a gönder diyeceğim. Şu şekilde. Hemen burayı da go dashboard diye düzenleyelim. Pekala arkadaşlar. Geldim. Ana sayfamdayım. Bakın şurada şu an duruyor. Tıkladığım zaman dashboard sayfasına gidebiliyorum. Fakat bu böyle
ortada bir yerde durmasını istiyorum. O yüzden şöyle hemen bunu alacağım. Bir divin içine alacağım. Bak, bu divin kapsayıcısının klası yine row olsun. Sonra bu kapsayıcının içinde durabilir. Fakat display'nin flex justify content center minimum yükseklik değerinin de %100 olmasını istiyorum ve align items'tan da center'da ortada yer almasını istiyorum. Bakın şöyle dursun. Benim için yeterli şu anda. Buna tıkladığım zaman dashboard butonuna, dashboard ekranına giriyoruz. Evet arkadaşlar. Buna tıklayarak dashboard ekranına gidebilirsiniz dedik. Dashboard ekranımıza gönderdik. Dashboard ekranımızın tasarımını yapalım hemen. Dashboard ekranında da arkadaşlar sırayla kullanıcılarımızı göstereceğiz. Kullanıcılarımızın arasında yeni bir kullanıcı ekleyebileceğiz. Bu kullanıcıyı silebileceğiz gibi işlemler yapacağız. Ben bunu yapmak içinse hemen bir tane tabloyu kullanabiliriz. Şöyle table diye aratıyorum. Table'a gittim. Aynen şuradan bir tanesini kullanalım. Tablodaki kullanıcı listemizi çağıracağız ve kullanıcıları bu tabloda listeleyeceğiz. Hangisini kullanalım? Şöyle birazcık daha bakıyorum. Tamam, şu tasarımı kullanabiliriz arkadaşlar. Table Strip diye geçiyormuş. Şuradan bir tane örnek tabloyu da alalım. Hani çalışıyor mu çalışmıyor mu onu da görmüş oluruz. Şunu aldım, kopyaladım. Benim dashboard sayfamın içerisine bunu yapıştıracağım arkadaşlar. Çok güzel. Şuraya class'lara ne demiştik? Table stripped ekleyeceğiz. Yukarısına bir tane haşişle geçeceğim. Class'ının şöyle ortada olmasını istediğim için text center yapacağım ve tüm kullanıcıların listesi diye bir şey alalım buraya mesela. Pekala. Şöyle bakalım. Tahmin ettiğimiz gibi çalışıyorum. Evet, kullanıcılarımızın listesi geldi. İlgili bilgiler var. Biz tabi bunu böyle statik datalarla değil de kullanıcı listemizden çalıştırmak istiyoruz arkadaşlar. Hemen buraya kullanıcıları düzenleme ve silme işlemi yapacağımız butonlarımızı ekledim arkadaşlar. Burada bir tane daha bir heat ekleyeceğiz. Buna herhangi bir isim vermeyebiliriz. Şöyle TH dedim, ekledim. Yine bunun da bir skobunun kol olduğunu söyleyelim. Sonrasında her bir kaydımız için yeni bir TL ekleyeceğim. Kopyalayıp çoğaltırım tabii. Şöyle bir tane buton ekleyelim. Buton class'larını şöyle BTN Danger diyelim. Bakalım geldi mi, güzel. Bunu diyeceğiz ki kaydı sil. Şöyle bir tane daha ekleyelim. Gerçi çok şu an kaydı düzenle noktasında fazla bir şey yapmayacağız arkadaşlar. Sadece silme butonunu ekleyelim. Eğer dilerseniz hani şu an üzerine gidip siz yeni şeyler ekleyebilirsiniz. Ya da eğer isterseniz daha kapsamlı bir uygulama geliştirebiliriz. Şu anda video uzamaması açısından sadece silme işlemini yaptıracağım ben. Evet, kullanıcıyı silebileceğiz. Kullanıcıyı düzenleme işlemini yapmayacağız. Kullanıcı zaten kendi kayıt olmuş Google hesabıyla vesaire. Tamam. Şimdi burada tabii metinlerimizi de bir düzenleyelim. Biz burada işte örneğin isim soy isim göreceğiz. İsim soy isim göreceğiz. E-mail'ini göreceğiz. Bir de başka ne gibi bilgilerimiz varsa onları da görüntüleyebiliriz arkadaşlar. Bakalım şöyle, tamam. Böyle iki tane galiba yeterli olacaktır. Şunları silelim. Şöyle gitsin. Zaten bunları daha sonra biz API'mızdan gelen bilgiyle düzenleyeceğiz. Tamam. Bu böyle sayfada çok ortayı kapsadığı için ben bunu şöyle birazcık daha hoş durması açısından şunun tamamını bir tane yine row'un içine koyacağım arkadaşlar. Sonrasında bu da row'un içinde de bir kolon 8 oluşturacağım bu. Kol 8'in içinde bu metinim ve tablom yer alacak. Offset 2 diyerek de şöyle sol taraftan ikilik boşluk bırakırsam şöyle ortada bir yere koyacaktır. Sonrasında bunun birazcık boşluğunu arttırıp margin taptan 5'lik bir boşluk bırakalım. Pekala. Tamam arkadaşlar. Şimdi pardon. Sesim gitti. Şimdi arkadaşlar burada şimdi ben istediğim sayfaya gidip gelebiliyorum çok rahatlıkla.
Home'a da gidebiliyorum. Sign-in'e de gidebiliyorum. Sign-in diyorum, pardon. Alt sayfasında da gidebiliyorum veya dashboard'uma da gidebiliyorum. Ben bunların böyle hani elimi kolumu sallaya sallaya gitmemem için guardlarımızı eklememiz gerekiyor. Angular'da guardlar var bunu kontrol etmek için. Guardlarımızı eklememiz gerekiyor. Hemen guardlarımızı ekleyip buralar arasındaki geçişi öncelikle bir engelleyelim. Daha sonra kullanıcı giriş işlemlerimize başlayabiliriz. Hemen bunu eklemek için arkadaşlar ng-generate guard diyorum. Yine G ve G yazdım. Daha sonrasında şöyle guards adında bir klasör oluştur. Guards adındaki klasörün adına alt guard diye bir guard ekle diyorum. Evet, can activate'i kullan diyorum. Bakın guards klasörünü oluşturdum. Spec test'i de istiyorum arkadaşlar. Bunlar test dosyalarımızı yazmak için, testlerimizi yazmak için dosyalar. Şu anda bu projede test yazmayacağız. Dilerseniz sizde kalabilir. Ben direkt out guard'ın içinde guard'larımı yazmayı düşünüyorum. Pekala. Şimdi ne yapmak istiyoruz biz? Kullanıcı giriş yaptığı anda arkadaşlar biz bu kullanıcının kaydını lokal süreci yapacağız. Yani işte girdiği e-maili vesaire bize artık API'den Firebase'den dönen serviste ne varsa bunları yazacağız. Sonrasında ise kullanıcının eğer kaydı varsa, giriş yapmışsa ne yapmak istiyoruz? Biz bunu o sayfaya yönlendirmek. Örneğin ana sayfayı görmesi için giriş yapmasını olmasını istiyoruz. Diğer sayfalarımızı görmek için ise, yani dashboard'u görmek için ise yetkili birisi olmuş olmasını istiyoruz. Pekala. Ben bunu nasıl yapacağım? Bunu lokal storage'ten kontrol ederek yapacağım arkadaşlar. Çünkü giriş yaptığı zaman kullanıcının bilgilerini lokal storage'e kaydedeceğiz. Lokal storage'ten set item deyip işte user bilgilerini çağıracağım. Bunu şöyle user değişkenimize atayalım. Şu anda bana ne kızıyor? Value not provided diyor. Pardon, set item değil. Get item deyip çağıracağım. Tabii bu bize string döndüğü için ben bunu şöyle JSON parse ile parse edip bakmam gerekiyor ki daha doğru bir kullanım olmuş olsun. Evet. User bilgimi aldım. Sonra diyeceğim ki eğer user yoksa, yani bu undefined, tanımsız, boş bir şeyse, tabi burada bizden şeyi istiyor. Bu tarzda bu şekilde her türlü dolu gelecek arkadaşlar. Ben burada sadece şunu diyeceğim o zaman. User'ın altında örneğin ID'siydi galiba. ID diye bir değer yoksa, yok demek için de hemen başına ünlemek diyorum. Ben burada redirect edeceğim. Nereye? Ana sayfama değil, pardon, giriş sayfama redirect edeceğim. Tabii redirect etmek için de router'a ihtiyacım var. Bunu constructor'da hemen router'umu dahil edeceğim. Private dedim. Hemen router dedim. Router class'ımı dahil ediyorum kullanabilmek için. Şöyle küme parantezlerimi açıp kapatıp artık router'ı kullanabilirim. Router dedim, navigate dedim. Nereye navigate edeceğiz? Pardon. Alt sayfasına navigate edeceğiz. Evet arkadaşlar, şu şekilde bunu ekledim. Eğer kullanıcı ID'si varsa, ya yani ID'si yoksa buraya girdi. ID'si varsa da geriye true döneceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi bu eklediğimiz hemen çalışıyor mu denemek için şuraya geldim. Ana sayfaya gitmek istiyorsa ben diyeceğim ki can activate neyi kullanacak? Out guard'ı kullanacak. Pekala. Hemen onu dahil ediyorum. Şimdi tekrardan uygulamamızı bir ayağa kaldıralım. ng, pardon, yanlış yere yazıyoruz. ng serve dedim. Kaldırdım ayağı. Buraya geldim. Uygulamaya kalkınca hemen bakalım. Evet arkadaşlar. Tamam. Şimdi geldim. Dashboard'umda dashboard'uma değil de ana sayfama gitmeye çalışıyorum. Bakın gördüğünüz gibi fark ettiyseniz hemen beni alt sayfasına atıyor. Neden? Benim bir kullanıcı bilgim yok lokal storage'de. Dolayısıyla beni direkt ana sayfaya atıyor. Ve şimdi bunu böyle kalsın. Dashboard'umuza da şu anda Firebase'den nasıl bir data gelecek bilmiyoruz. Onu görüp bakıp admin yetkisi ekleyip ona göre bir guard daha ekleyeceğiz. Şu anda bu guard'ı eklememiz yeterliydi. Şu anda Angular'la nasıl guard ekleriz bunu da görmüş olduk arkadaşlar. Pekala. Guard'ımızı da ekledik. Artık Firebase ile ilgili işlemlerimize başlayabiliriz arkadaşlar. Hemen projemi durdurdum ve
Angular Firebase'e entegre edeceğim. Firebase'e entegre etmek için arkadaşlar şu tablarımı kapatıyorum artık. Şuraya geldim ve dedim ki Firebase Console yazdım Google'a ve aradım. Şöyle hemen Firebase Console sayfasına gittim. Şu an Gmail'imle birlikte açıldığı gibi direkt yeni bir proje oluştur diyorum. Bu projeye Firebase Out diye bir isim veriyorum arkadaşlar. Verdiğiniz ismin hiçbir önemi yok arkadaşlar. Şunları policy'lerini tabii kabul etmemiz gerekiyor. Analitik kullanacak mısın diyor. Yani çok işim olmayacak ama hani analizini tutmak istediğim bir uygulama değil ama olabilir. Sorun değil. Sonra nerede olduğunu soruyor. Burada Özbekistan var, Vietnam var. Neyse Amerika'yı kullanabiliriz. Hani sunucularının Amerika'da olmasını istedik. Devam ediyoruz. Şimdi bizim için arkadaşlar şu anda bir proje oluşturuyor. Bu projenin biz bilgileriyle birlikte ne yapabileceğiz artık? Uygulamamıza Firebase'i ekleyebileceğiz. Tamam, oluşuyorken hemen biz buradan ilgili şeyleri ekleyelim. NPM install dedikten sonra arkadaşlar iki paket eklememiz gerekiyor. Bunlardan birincisi neydi tam olarak bir hatırlamam lazım. Angular slash fire. İkinci paketimiz ise Firebase'in ta kendisi arkadaşlar. İki paket de ekliyorum bu şekilde. Bakalım. Evet, o ara bu bitmiş. Devam et dedim. Bakın. Tamam, o yüklemeye devam etsin. Biz diğer işlemimize devam edelim. Firebase out'umuzu ekledik. Şimdi bana diyor ki sen diyor nasıl bir uygulama oluşturacaksın diyor. Burada isterseniz Android iOS için de yapabilirsiniz ama biz şu anda web uygulaması oluşturacağımız için web'i seçiyoruz. Biz buraya Firebase out web diye bir isim verelim. Sonrasında devam ediyorum. Projemi tekrardan ayağa kaldırsın diye. Evet. Bakın zaten o da bana Firebase'i yüklememin gerektiğini söylüyor. Sonra bakın bana bir Firebase config diye bir dosya veriyor. Bunları kullanacağız arkadaşlar. Bunu şöyle direkt kopyalıyorum arkadaşlar. Şöyle geldim. Ctrl C ile aldım. Hemen kurulum daha devam ediyor. Kurulum bitmesi için biraz bekleyelim ya da direkt şey yapabiliriz. Neyse. Burada arkadaşlar benim environment dosyamın altına bu bize vermiş olduğu konfigürasyon bilgisini kaydedeceğiz. Hemen environment ts'e geldim. Tamam. Şuraya Firebase diye bir yeni bir obje oluşturuyorum. Bu objeyi ise bana vermiş olduğu API key ile domain ile birlikte oluşturdum arkadaşlar. Pekala. Artık bunları app modülüm içerisinde tanıtmam gerekiyor arkadaşlar. Initialize etmem gerekiyor benim Angular Firebase modüllerini. Yüklemem, dahil etmem gerekiyor buraya. Şöyle birazcık daha temiz durması için küçültüyorum. Şey aşağı indiriyorum. Sonra buraya geldim ve diyorum ki bana Angular Firebase file modülü ver. File modülde initialize. Bunu bir yükleyelim görsün. Şu anda görmüyor. Yardımcı olmuyor. Pekala yani biz kendimiz yükleyelim arkadaşlar. Geldim. Import dedim. Neyi import edeceksin? Bunu import edeceksin. Nereden? Hemen açıyorum. Angular Fire altından Compat'ın altından import et. Tamam. Tekrardan aynı şekilde yaptım. Buraya şöyle initialize app metodunu çağırıp environment'ın altına dahil ettiğimiz dosyayı kaydetmemiz gerekiyor. Çağırmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle environment dedim. Firebase dedim, çağırdım. Pekala. Şu an environment'ı görmüyor. Şöyle kontrol nokta yaptım. Tekrardan dahil ettim arkadaşlar. Firebase'i görmediğini söylüyor. İsmini burada mı yanlış çağırdık? Orada mı yanlış çağırdık? Şöyle. Evet, burada yanlış yazmışız. Firebase olduğunu söyledik. Tamam. Yeterli mi? Değil arkadaşlar. Biz burada aynı zamanda Angular file out modülü dahil etmemiz gerekiyor. Sonrasında kayıt işlemleriyle ilgili tamam Angular File Out modülü dahil etsek sanırım yeterli olacak. Sonradan ihtiyaç duyacağımız başka Angular modülü olursa arkadaşlar onları da yine aynı şekilde dahil etmemiz gerekiyor. Pekala bu şekilde çoğaltacağım. Şuradaki Angular File Out modülü dahil edeceğim. Ve bu Compat'ın altında Out'un altında arkadaşlar bunu da dahil ettim. Evet bu şekilde kullanabilirim artık. Pekala. Evet.
Arkadaşlar bunu da dahil ettikten sonra şimdi burayı devam ettirelim. Güzel. Şu anda Firebase Out projemiz kurulmuş. Ve biz bunu eklemedi miydik zaten? Şu anda Project Overview dedim. Firebase Out Project Settings. General. Tamam, bu bize az önce vermiş olduğu şeyler. Şimdi arkadaşlar biz burada ne eklemek istiyoruz? Kullanıcıya AutoConnection, yani oturum işlemlerini eklemek istiyoruz. Hemen şöyle bakın ne yaptık? Build dedik, AutoConnection'ı seçtik. Sonra Get Started dedik. Başladık ve şu an bize hangi oturum işlemleri ekleyeceğimizi söylüyor. Biz burada e-mail ve password ile giriş yapabilmesini istiyoruz. Tamam. Bunun yanı sıra bir tane daha ekleyeceğiz. Bir de Gmail ile giriş yapabilsin istiyorum. Bu şekilde şöyle bu mail ile göndereceğini söyleyelim. Gmail ile giriş yapabilmesi için de konfigürasyonumuzu ekledik arkadaşlar. Şu an iki farklı konfigürasyonla giriş yapabiliyor. Birincisi e-mail ve password yazarak, ikincisi Google hesabıyla, yani Gmail hesabıyla giriş yapabilecek arkadaşlar. Pekala. Tamam. Şimdi burada tekrar uygulamamıza dönüp böyle ng serve deyip ayağa kaldıralım. Artık Google'la ilgili işlemleri yapabilirim. Tabi burada hemen bir şey daha ekleyeceğim arkadaşlar. ng generate servis ekleyeceğiz. Burada Angular Firebase ile ilgili işlemlerimizi bir servis klasöründe yapmak istiyorum. Ben services klasörü altında bana out diye bir klasör oluştursun. Bunun altında da out diye bir servis oluştursun istiyorum. Pekala. Şimdi uygulamamızı ayağa kaldırabilir. Bakın burada services klasörü oluşturdu. Onun altında bir out klasörü oluşturdu. Onun altında bir out servis oluşturdu. Ben bunu yine spec dosyasının test dosyasını siliyorum. Sadece şu kalsın, bana yeterli. Tamam. Bunun için de Firebase ile ilgili işlemlerimizi yapacağız arkadaşlar. Firebase ile ilgili giriş yapma, oturum açma, kayıt yapma, kullanıcı kaydı yapma gibi işlemleri veya Google'la giriş yapma işlemlerini yapacağız arkadaşlar. Tamam. Şimdi buraya Firebase ile ilgili işlemlerimi yapabilmek için hemen Firebase'in out, pardon yazamadım, out class'ını dahil etmem gerekiyor. Angular Fire out'u dahil edeceğim. Gördü mü? Görmedi. Tamam, görmedi. Sorun değil. Şöyle kopyalıyorum, kendim ekleyeceğim. Import dedim. Angular Fire out dedim. From dedikten sonra nereden ekleyeceğiz arkadaşlar? Angular, pardon. Angular Fire'ın altında, kompatın altında yazabilirsek, kompatın altında out'un altından ekleyeceğini söylüyorum. Pekala. Şimdi servislerimizi yazmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Öncelikle ilk servisimiz sign in olacak. Şöyle asenkron çalışmasını istiyorum. Sign in metodunu yazdım. Şu şekilde. Bu dışarıdan iki bilgi alacak. Bunlardan birincisi email string olarak gelecek. İkincisi password bilgisi olacak. Yine aynı şekilde yazabilsem string olarak gelecek. Tamam. Sonrasında hemen bizim buradaki Firebase out'umuza çağıracağız arkadaşlar. This Firebase out nokta dedim. Bakın burada kullanabileceğim tüm metotlar geliyor arkadaşlar. Biz şu an burada giriş işlemi yaptırmak istediğimiz için bize Firebase'in vermiş olduğu sign in nerede burada? Bakın sign in with email and password. Bu metodu kullanmamız yeterli arkadaşlar. Bakın bu metodu çağırıyorum ve bu metot benden iki parametre istiyor. Bunlardan birisi email, ikincisi password. Bakın bunları verdiğimiz zaman artık giriş yapabiliyoruz arkadaşlar. Pekala, bunları yaptıktan sonra da şöyle den, yani başarılı bir şekilde sonuçlanırsa işlem bana user geri dönecek. Bu user'la ilgili bir şeyler yapacağız. Ne yapacağız? Hemen bu user'umuzu lokasyon sürecimize set item yapıp kaydedelim arkadaşlar. User demiştik. User'umuzu setleyelim ve buradan gelen user parametresiyle birlikte kaydını gerçekleştirelim arkadaşlar. Gerçi bu user res'in altında, aslında buraya res diyelim. Res'in altında user olarak geliyordu arkadaşlar. Res user diye. Bakın gelenler bana söylüyor zaten. Res user geliyormuş. Bunu kaydedelim. Tabi burası bizden string bekliyor. Onu da şöyle verebiliriz arkadaşlar. Aslında
Bunları böyle birkaç yer farklı yerde kullanabiliriz. O yüzden ben burada iki tane daha servisimi metodu yazacağım. Bu servisleri kullanalım. Şöyle local storage, şöyle ls set item diye bir metot yazalım. Bu metot dışarıdan bir body alsın. Bu body any tipinde herhangi bir şey olabilir. Bu body arkadaşlar local storage'e set item yapacağız. Ve bir de burada tabii key alması gerekiyor. Bir de key diye bir şey alacak arkadaşlar. Bu local storage'te hangi key ile kaydedeceğini söyleyecek. Şöyle key ve body'yi kaydedeceğim. Body bize JSON olarak geldiği için şöyle JSON stringify yapmak istiyorum. Gerçi bazen string de gönderebiliriz. O yüzden body oradan direkt string'e çevrilmiş olarak gelsin arkadaşlar. Body'yi şu şekilde aldım, kaydettim. Buraya aslında key value de diyebilirdik. Tamam. Sonrasında bir de hemen buraya geldim. Nest get item adında bir metot daha yazacağım arkadaşlar. Bu sadece key alacak ve string olacak. Aldığı key ile birlikte local storage'den get item metodunu bu key ile birlikte çalıştıracak. Bulduğu bu objeyi geriye dönecek arkadaşlar. Tabii bu şekilde döndüğümüz zaman ne yapacak? Bize string olarak dönecek. Biz bunun direkt JSON'a çevrilmiş halde dönmesini istiyoruz. JSON.parse dedim. Bunu göndereceğimi söyledim. Tabii bu bana şimdi kızacaktır. Eğer bulamazsan şunu gönder diyor. Sıkıntı oluşursa şöyle bir şey döndüm. Tamam, bunları yazdık. Artık burada da aslında ben şöyle ls set item'ı kullanıp ona key olarak user'ımı verip string olarak ise direkt şurayı verebilirim arkadaşlar. Tamam. Şöyle yazdım. Artık sign-in metodumuz çalışıyor. Bu normal email ve password ile olan sign-in'di arkadaşlar. Bir de ben Google sign-in metodunu eklemek istiyorum. Bunun için de asenkron dedim yine. Şöyle Gmail sign-in dedim ve burada herhangi bir parametre almayacağız dışarıdan. Property şey metodumun içine girdim. Artık burada Google'la sign-in işlemlerini yapabilecek. Burada diyeceğim ki this dedim, Firebase out dedim. Sonrasında Google sign-in'i bulmam gerekiyor arkadaşlar. Bunun adı yanlış hatırlamıyorsam sign-in with Google gibi bir şey olması lazım. Sign-in with ya da sign-in with pop-up mıydı? Pop-up'a Google provider'ı vermemiz gerekiyordu. Sign in with pop-up diyeceğiz arkadaşlar. Bu şimdi bizden provider'ı bekliyor. Buraya provider olarak Google'un provider'ını vermek gerekiyor. Bunu da hemen şöyle new deyip veriyorum. Ben Google out provider'ı vermemiz gerekiyor. Şu anda tam görmüyor. Google out provider diye ekledim. Şöyle kontrol nokta yapıyorum. Görmedi. Tamam, görmemesi sorun değil. Yine ekleyeceğim ben arkadaşlar. Google out provider class'ı bize Firebase'in out modülünden geliyor arkadaşlar. Şu şekilde import etmem gerekiyor onu da. Hatırlıyorsanız biz bir paket daha eklemiştik. From Firebase paketindeki out'u kullanacağımızı söylüyor. Şu şekilde bunu da dahil ettim arkadaşlar. Çok güzel. Gmail ile sign-in'imizi de ekledik. Bunu da kullanabiliriz. Tamam, bunu ekledik. Kullandıktan sonra da yine aynı şekilde buradan geriye dönen response'u okuyalım. Ve daha sonra buradaki ls set item'a gelip user'ı verelim ve gelen şey de rest'ten yine muhtemelen user dönüyordur. Evet, user'ımızı kaydedelim arkadaşlar. Şu an bana yine bunu kızıyor. Neden? Çünkü biz bunu json.stringify etmemiz gerekiyor. Çok güzel. Evet. Gmail ile sign-in'imizi de yaptık. Bir de ne yapmamız gerekiyor? Mutlaka sign up metodumuzu çalıştırmamız gerekiyor. Bunu tabii geriye döndürmemiz gerekiyor. Beklesin bunun tamamlanmasını. Yine aynı şekilde bunun da turn evet yapıp geriye döndürmeyi sağladık arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi bir metot daha yazacağız. Gmail değil, pardon, Gmail değil. Sign up metodumuzu yazıyorum. Sign up metodumuzda nasıl çalışacak arkadaşlar? Yine dışarıdan email string olarak email password alacak. String olarak password alacak ve burada aldığı email ve password bilgileriyle kayıt olmasını istiyoruz.
Burada kullanıcıyla ilgili bilgi de alabiliyor muyduk? Tam hatırlayamadım onu. Full name gibi bir standart bir şey mi almamız gerekiyor? Hemen geliştirirken bakarız arkadaşlar. Pekala. Kullanıcımızın bu bilgilerini aldıktan sonra yine bekleterekten beklemesi gerekiyor. Çünkü tam zamanlı eş zamanlı çalışmayan bir sunucuya bağımlı olduğumuz için arkadaşlar yanıt geç dönebilir. O yüzden bekletiyorum. Barbase out dedim. Sign up parametresini arıyorum. Bakalım Firebase out şöyle. Evet. Sign up değildik. Create user, email and password diyor. Hemen email ve password'ı buraya veriyorum parametre olarak. Daha sonra hemen bu kullanıcıyla giriş yapmasını sağlamak için arkadaşlar şöyle gelen response'u yine ben ne yapacağım? Set item metoduma parametre olarak göndereceğim. Şöyle user dedim. Bir dakika burayı ben user yazdım çünkü bu yanlış olmuş. Yine şuradaki gibi aynı şekilde gelen parametreyi gönderecek. Bunu da şöyle return edebiliriz arkadaşlar. Tamam, çok güzel. Herhangi bir sorun yoksa aslında burada redirect'ini de edebiliriz. Örneğin burada giriş yapan kullanıcıları redirect edebiliriz. Fakat redirect etmek için burada ne yapmamız gerekiyor? Hemen router'u dahil etmemiz gerekiyor. Router'u dahil ettikten sonra aslında burada herhangi bir geriye bir şey dönmeyip direkt sonuç başarılıysa ne yapalım? Kullanıcımızı ilgili sayfaya gönderelim. List dedim, router dedim, navigate dedim. Nereye navigate edeceğiz? Eğer kullanıcı başarılı bir şekilde giriş yaptıysa arkadaşlar hemen benim login sayfama, pardon ne login'i? Ana sayfama gönderebilirim. Ana sayfamı göndermek için de şu şekilde yazmam yeterli. Aynı şekilde kayıt olduktan sonra Gmail'de kayıt olduktan sonra ve sign up olduktan sonra da ana sayfaya gönderiyorum arkadaşlar. Pekala. Buraya kadar olan kısmı bir deneyelim arkadaşlar. Hemen geldim uygulamama şu şekilde. Ana sayfamıza gidelim. Auto yönlendiriyordu. Sonra auto geldikten sonra şu Gmail'e bastığımız zaman sign in metodunun çalışmasını buradaki kullanıcı bilgilerini girdikten sonra da yine out servisimizdeki sign in, email ve password ile birlikte çalışmasını bekliyoruz. Tamam. Ben burada out modülüme geldim. Buradan out sayfama girdim. Buradaki component.ts'e gelip bir tane daha metot ekleyeceğim. Sign in with Gmail gibi bir metot daha oluşturacağım. Bu metodumu şöyle yazdıktan sonra out servisini buraya dahil edip out servisindeki metodları çağırmam gerekiyor. Hemen out servisini buraya dahil ediyorum arkadaşlar. Out servis dedim. Out servis dosyasını dahil etmesini söylüyorum. Şöyle bakalım olduk. Güzel. Out servis dosyasını buraya dahil ettikten sonra geldim buraya. This out servis nokta şöyle Gmail sign in metodunu çağırmam yeterli arkadaşlar. Evet. Şimdi sign in with Gmail metodumu artık ne yapmam gerekiyor? Buradaki butonumuz olan resimli butonumuz olan butona eklememiz gerekiyor. Hemen Google ikonumuzun olduğu, Gmail ikonumuzun olduğu resme eklemem gerekiyor. Burada geldim. Click action'ında bunu çağır diyeceğim. Aynı şekilde sign up'ta da sign in'de de aynısını çağırmak için. Zaten sign up'ta direkt kayıt işlemlerini Firebase bizim için hallediyor arkadaşlar. Direkt kayıt yapmış bir şekilde içeriye alabiliriz. Yani giriş yap dese de kullanıcı eğer kayıtlı değilse zaten kaydediyor ve o şekilde giriş yaptırmış oluyoruz. Şu şekilde onu da kaydettim. Hemen dilerseniz Gmail ile giriş yapmayı deneyelim. Bakın tıkladım bu butonuma. Evet. Bakın beni oturum açmaya yönlendirdi. Dedim ki tamam şununla birlikte oturum aç dedim. Evet. Bakalım bir hata oluştu galiba. Hemen kontrol edelim. Konsoluma bakıyorum. Tekrar tıkladım. Tekrardan aç dedim. Herhangi bir sonuç alamadık. Localhost'a baktığım zaman şu şekilde bir veri var. Bunu biz temizleyelim. Tekrar bir daha denemek istiyorum. Şöyle iletişim yazılım mektebi hesabıma giriş yapmayı deneyeyim.
Application'da şöyle bir kayıt yapıyor ama iletişim masası yazın bekleyerek. Şu an kullanıcı girişini yapmışız arkadaşlar. Fakat beni şu anda giriş yaptıktan sonra ana sayfaya yönlendirmesi lazımdı. Şu an ana sayfaya yönlendirme işlemi çalışmıyor. Router Gmail ile sign in olduktan sonra navigate yap dedik. Fakat bu şu anda çalışmıyor gibi duruyor. Hemen şöyle finalist'inde yani tam bunların tamamı tamamlandıktan sonra yap desek. Yani eş zamanlı bir şekilde mi çalışmıyor acaba? Böyle konsola geldim. Devam et dedim. Evet. Kaydolduktan sonra yine bir sorun var galiba. Şu an burada Localhost'ta user diye bir bilgimiz var. Onun içinde bunlar var. Tamam. O zaman arkadaşlar hemen şuradan bir source'tan bir kontrol etmek istiyorum. Komponentimin adı outService.ts komponent değil pardon. Şurada finally kısmında ne oluyor bakalım. Niye gitmiyor? Niye yönlendirmiyor? Bir bakalım. Giriş yap dedim. Evet bakın buraya geldi. Router navigate dedi. Fakat navigate olmuyor kullanıcımız. Pekala yanlış mı kullanıyoruz acaba? Angular router dedim. Arattım bakalım. Hemen şöyle bakalım. TypeScript içinde nasıl route yapıyoruz? Activate route dedik. Sonrasında subscribe params name falan diyor. Şöyle this router navigate dedik. Navigate'den sonra ilgili yeri yazıyoruz. Burasını boş bırakmamız mı gerekiyor acaba? Küme parantezi. Let it to. Bunu doldurmak da zorunda değiliz aslında. Parametre göndermek için bunu yapıyormuşuz. Ben dümdüz gitmesini istiyorum aslında. Şöyle ana sayfaya gitsin istiyorum. Tamam, tekrar bir deneyeceğim. Evet. Tamam. Navigate etmesini bekliyorum. Navigate olmuyor. Bunu serviste yapıyor olmamız mı yanlış oldu? Angular router in service diyelim. Hemen bakalım. Angular user router service in Angular 4 diyor. Hemen Stack Overflow'da benzer bir sorun yaşayan birisi olmuş arkadaşlar. O sorundan bakalım nasıl çözüme ulaşmışlar. Şöyle router'la navigate olmaya çalışıyorum diyor. Yani bunu interceptor içinde yaptırmış. Orada router'ın içinde yapamamış. Neden böyle bir şey olmuş? Bunu komponentte yapman daha sağlıklı diyor. Pekala biz o zaman bunu komponentte yapalım arkadaşlar. Şöyle return etmiştik zaten. Bunu da return edelim. Sonrasında neredeydik? Out komponentteki Gmail metodumuz çalıştıktan sonra her şey başarılı biterse ben burada diyeceğim ki o zaman this.router navigate diyeceğim ana sayfa. Çok güzel. Tabi burada router'umuz yok. Bu router'u buraya eklememiz gerekiyor. Zaten serviste kullanamadığımıza göre buradan kaldıralım arkadaşlar. Şöyle şurayı aldım, kestim. Bu metodları buradan silmem lazım. Hemen buradan da siliyorum. Daha sonra alt komponentime gelip router'u dahil ediyorum. Router klasımı import etmem gerekiyor. Import ettikten sonra artık ana sayfaya yönlendirme işleminin tamam olduğunu düşünüyoruz. Pekala tekrar geldim. Gmail'ime tıkladım. Bu Gmail ile giriş yapmak istediğimi söyledim. Evet, yani Navigate ile ilgili bir problemimiz var hala. Acaba Gmail'e giriş yapıyor ve kontrol ediyor ama guard'ımız buraya mı tekrar gönderiyor? Guard'da belki az önce de bir giriş yapıyordu arkadaşlar. Bir guard'ımızla ilgili bir sorun olabilir. Hatırlıyorsanız bir guard eklemiştik. Out guard eklemiştik. Şöyle out guard ts dosyasını açıyorum. Ctrl P yazdıktan sonra aratabiliyoruz arkadaşlar. Şurada bir durmasını istiyorum. Şöyle projemi açtım. Gmail'e tıkladım.
Tekrar geldi. Evet. Bakın şu an Outguard'a geldi. Ana sayfaya yönlendi muhtemelen. Outguard'da bir user var mı? Var. Fakat Outguard'daki user ID diye bir property'si yokmuş arkadaşlar. Onu yanlış yazmışım. Zaten yanlış olabilir diye düşünmüştük. Outguard'da user yerine neyimiz var? Unit ID'miz var. Tamam. O zaman biz Outguard dosyasını biz senden ID değil de user ID, UID bekliyoruz. UID varsa yap diyelim. Belki az önceki servis senaryosunda da olmuştu. Yanlış hatamızı bulmuşuz. Yani hata ama daha doğru olacağını söylemiş zaten Stack Overflow'da. Daha doğru bir noktaya götürmüş olduk arkadaşlar. Evet bakın ana sayfaya yönlendi. Çok güzel. Gmail ile birlikte bu şekilde giriş yapabildik arkadaşlar. Fakat tabii giriş yapabildik, çıkış yapabilmemiz de gerekiyor. Hemen çıkış yapmayla ilgili olan servisimizi ekleyelim. Geldim buraya. Şurayı logout metodumuzu yazalım. Logout metodumuz ne yapacak? Öncelikle logout storage'imizi bir temizlesin. Nokta clear yapsın. Direkt tamamını temizlesin arkadaşlar. Daha sonra temizledikten sonra aslında şu router'ı geri ekleyelim buraya. Bir denemek istiyorum. Hem işlem tamamlandıktan sonra bir redirect'imizi de yaparız hem. Şöyle logout metodunu da ekleyelim. Local storage yani şunu al ve clear et dedim. Güzel. Daha sonra clear ettikten sonra da navigate edeceğiz arkadaşlar. Nereye? Çıkış yapınca da mesela direkt out sayfasına gönderebiliriz. Pekala. Tamam. Pardon. O zaman buradaki komponenttekini şunu şöyle değiştirmek istiyorum. Artık sadece şunu çalıştırması yeterli. Komponent servisime geldim. Google Sign'in artık geriye bir şey idare etmesine, return etmesine gerek yok. Çalışması yeterli. Sonrasında ana sayfamda bir çıkış işlemi yaptırmam lazım. Kullanıcıyı çıkartmam lazım arkadaşlar. Bunun için aynı zamanda Firebase'de bunu çıktığımızı söylememiz gerekiyor. Firebase out dedikten sonra logout muydu? Firebase out neydi? Bakalım hemen. Şöyle ID token. Evet bakıyoruz. Sign out. Sign out metodunu çalıştırıyorum arkadaşlar. Sign out metodunu çalıştırıyorum. Lokal storage'i temizliyorum ve out sayfasına yönlendiriyorum. Güzel. Bunu şimdi ana sayfamızda çağıralım ve kullanalım arkadaşlar. Örneğin şu an burada böyle bir şey vardı. Ben yukarıya bir buton ekleyeceğim. Butona böyle logout diyeceğim. Bu buton şöyle BTN secondary klasına sahip olsun. Bu tıklandığı zaman logout metodunu çağırsın arkadaşlar. Hemen logout metodumuzda home komponent içerisine tanımlayalım. Home komponente geldim. Logout metodumu yazdım. Ve bu logout metodunu da artık out servisimizden beslememiz gerekiyor. Geldim. Out servis dedim. Out servis klasından olduğunu söyledim. Bunun tabii private olmasını söyleyelim. Sonrasında out servisimizi kontrol nokta dedim ve dahil ettim. Evet. Şimdi this out service nokta logout metodunu çağırıyorum arkadaşlar. Artık hazır mıyız? Bir şey yazıyor. Home komponent HTML'de. Pardon, şu logout silmişiz galiba yanlışlıkla. Güzel. Şimdi tekrar geldiğimiz zaman bakın burada bir logout butonu var. Bunun da şöyle yerine aslında float right mıydı bu CSS klası? Ya da align. O zaman şöyle yapabiliriz. Margin start auto deyip sol tarafa gitmesini sağlayabiliriz ama olmuyor. Neyse çok kritik değil arkadaşlar. Orada da durabilir. Ben şu anda bir çalışıyor mu çalışmıyor mu onu demek istiyorum. Evet logout'a bastığım anda out sayfasını yönlendi. Evet arkadaşlar şu anda her şey yolunda çalışıyor gibi. Bir de hemen buradan kontrol edelim. Lokal storage'imizde o bilgi kalıyor mu? Application tabına geçtim ve lokal storage'imizde gördüğünüz gibi lokal storage'imizin de tertemiz olduğunu görüyoruz. Tamam.
Biz bir de böyle herhangi bir mail ile giriş yapmayı deneyelim. Bunun için de arkadaşlar bir temp mail kullanacağım ben. Temp mail yazıp internetten Google'da arattığınız zaman bakın şöyle tempmoin.org diye bir site çıkıyor. Buradan böyle kullanacağımız geçici mailler üretebiliyoruz arkadaşlar. Bizim için şu an geçici bir mail adresi oluşturuyor. Geldi. Evet, bekliyoruz. Hemen bunu kullanıyorum. Geldim. Buraya yapıştırdım. Şöyle 123123 diye bir şifre girdim. Unutmayalım da sonra. 123123 yazdım. Sign in dedim. Daha sonra şöyle konsoluma baktığım zaman Sign in worksheet dedi. Fakat herhangi bir yönlenme olmadı. Acaba gene benzer bir hatamız mı var? Yoksa user'a bakıyorum. Pardon. Şöyle user'da ne var? Herhangi bir şey yok. Evet. Tamam. O zaman giriş yapamadık. Neden arkadaşlar? Zaten şu an biz bu kullanıcıyı kayıt etmedik. Yani şu an o hatayı ekrana bastırmamışız ama bu kullanıcıyı öncelikle kayıt etmemiz gerekiyor. Bunun için de bakın zaten sign in ve sign up metotlarını yazmıştık ve aslında pardon sign in metodunu hiç tetiklememişiz zaten. Sign in metodunu tetiklemek için de yine evet this auth service dedim. Sign in dedim. Bakın bu sign in metoduna gideceğim. Sign in metodu şimdi benden iki tane parametre bekliyor. Birincisi email. Hemen onları şöyle email dedikten sonra iki nokta üstüne koyacağım. Gerçi direkt şeyini vereceğim. Burada benim sign in formum vardı arkadaşlar hatırladığınız gibi. Sign in formdaki e-maili vermesinin gerektiğini söylüyorum. Hatta şöyle sign in form get deyip e-maili verebiliriz. Pekala. Virgül dedim. Daha sonra bunu şöyle olması lazım. Sonrasında ise password'u vermesini söylüyoruz. Şu an bu bana kızıyor. Neden kızıyor? Bu bir string ama null da olabilir diyor. Tamam. Şöyle string'e çevirsek. This sign-in form get email. Value. Evet. Value'sunu göndermemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde bunun da value'sunu gönderdim. Tamam. Sign in servise gittik. Sign in serviste de e-mail ile kayıt olmayı bir daha deneyelim. Hemen geldim. Şöyle bir temp mailimiz vardı. Temp mailimizi tekrar alıyorum. Şöyle 123123 yazdım. Sign in dedim. Evet şu anda bakın hatayı gösterdi. Bana diyor ki belki bu user silinmiş olabilir. Böyle bir user yok diyor. Zaten bakın buradan Firebase Auth'a gelip users'lar dersek sadece bir user görüyoruz. O da Gmail'de oturum açmış olduğumuz user. Bunun önce kaydını yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Kaydı yapmak için hemen sign up butonumuzu da aktif edelim. Geldim. Yine this auth servisimize gideceğiz. Sign up butonunu çalıştıracağız. Sign up metodunu çalıştıracağız. Sign up metodumuz yine bizden email ve password istiyor. Şuradaki değerleri buraya yine verebiliriz. Sonrasında tekrar gelip sign up metodumuzu deneyelim. Pekala sign up dedik. Bu sign up metodunu yine geçici mailimizi alalım. Mail adresimizi yazalım. 123123 şifresini yazdım. Sign up dedim. Evet. Şimdi bununla ilgili bir hata oluştu. Invalid email diyor. Neden? The email address is badly format diyor. E-mail adresimizi beğenmedi arkadaşlar. Bu temp bir mail olduğu için hani bunu fark etmiş olabilir. Bir başka bir temp mail sitesini kullanırım acaba çünkü geçen denediğimde bu mail adresinin evet bakın şu mail adresini bir deneyelim. Hemen şöyle mail adresimizi yazdım. Şifremizi yazdım. Aslında şurayı bir temizlesek iyiydi. Tekrar göndereceğim. Yine mail adresinin bad format kötü olduğunu söylüyor. Beğenmediğini söylüyor. Şurada acaba mail adresini gönderirken yanlış mı gönderiyoruz? Payload'una bir bakalım. Evet. E-mail ve password'un boş gittiğini görüyorum arkadaşlar. Yani aslında şu an burada biz burada kullanıcıya sign up metoduna e-mail ve password'u gönderememişiz. Pekala sign up user create user with password dedik. E-mail password dedik. Tamam.
Galiba şuradaki kullanıcıyla ilgili sign-in formdaki pardon arkadaşlar. Sign-in formu değil tabii ki. Sign-up formu okumamız gerekiyor. Hemen düzenledim. Evet, geliştirirken böyle hatalar oluyor. Arkadaşlar bu uygulamada birlikte geliştirmeye özen gösterdim. Çünkü hani ben geliştirirken nasıl bir yol izliyorum, hatayla karşılaştığımda neler yapıyorum, bunu özellikle sizlerin de görmesini istedim. Çünkü kendi başınıza da ilerleyebiliyor olmanız önemli olacaktır. Eğer bu metoddan memnun kaldıysanız veya memnun kalmadıysanız belirtirseniz ben yine hazırlık yapıp geliştirdiğim uygulama üzerinden de devam edebilirim. Veya bu metoddan memnun kaldık hocam, böyle devam ederseniz daha sağlıklı oluyor diyorsanız yine yorumlarda belirtirseniz memnun olurum. Bakın arkadaşlar şu anda giriş yapabilmiş. Kullanıcıyla ilgili bilgilerim kayıt olmuş ve AutoGuard'ıma geldi. Guard'ım da dedi ki tamam giriş yaptın sen. Ana sayfaya yönlenebilirsin. Pekala. Bu zaten kayıt olduktan sonra direkt yönlendirmiştik. Bir de kayıt olduysak giriş yapabiliriz o zaman. 123 123 demiştik şifreye. Giriş yapıyorum. Evet. Şu anda kullanıcımız kayıt olabildi, giriş yapabildi arkadaşlar. Hemen şuradan out users'larımızı bir yenileyip bakabiliriz. Bakın kullanıcımızın kayıt olduğunu görüyorum. Şu anda ana sayfayla dashboard'la ilgili işlemler yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Dashboard'a gidebilmek için yine bir guard bekleyeceğiz. Fakat burada spesifik bir guard bekleyeceğiz. Kullanıcının yetkili biri olmasını isteyeceğiz ve kullanıcının tüm kullanıcıları listeleyebilmesi için de arkadaşlar Firebase'in web için yani Angular için olan paketi yeterli olmuyor. Firebase'in admin SDK paketini yüklememiz gerekiyor. Onu tabii yine Angular için de kullanamıyoruz. Bir backend uygulaması ile birlikte ayağa kaldırmamız gerekiyor. Bunu da biz şu anda Express.js ile birlikte hemen hızlıca halledeceğiz arkadaşlar. Şuradan Service Accounts tabinde olması lazım. Evet bakın Firebase Admin SDK'nın burada nasıl kuracağıyla ilgili yine ön bir bilgi veriyor arkadaşlar. Biz bunu nasıl kuracağız? Hemen bir Node.js uygulaması ayağa kaldırıp buraya Firebase Admin paketini dahil edeceğiz ve ondan sonrası daha kolay olacak arkadaşlar. Pekala. O zaman benim burada Firebase Auth'un yanına hemen bir de backend uygulamamızın olacağı Node.js uygulamamızı kuralım. Buraya geldim. Hemen zaten Firebase Auth dedim. CD iki nokta yapıp bir önceki directory'ye döndüm veya buraya gelip direkt sağ tıklayıp hemen şöyle adını değiştireceğim. Buraya Firebase App Backend diye bir isim verebiliriz arkadaşlar. Şimdi Firebase App Backend'in içine yine CD yazıp içine girmek istiyorum. Bunun için de arkadaşlar şimdi npm uygulamamızı kuracağız. Buraya Express uygulamasını dahil edeceğiz. Express uygulaması ile birlikte Firebase Admin SDK'yı kurup backend'te Firebase'de gidip backend'deki tüm kullanıcılarımızı çağırabileceğiz arkadaşlar. Firebase'deki daha doğrusu. Pekala. Öncelikle npm init slash g yazıp standart bir npm init etmesini istiyorum. Tamam. Sonrasında ben buraya npm install dedikten sonra Express.js'i kurmam gerekiyor. Hemen Express.js'i de nasıl kuruyoruz temel basic bir şekilde görebilmek için arkadaşlar. Şöyle Express.js diye Google'da aratıyorum. Bakın direkt framework'ün sayfası geliyor. Hemen bakın npm install Express diyor. Doğru yazmışız sanırım. Evet çift S'yle. Sonrasında basit bir uygulamayı görmek için getting started dedim. Pardon. Getting started dedim. Bir tane Hello World uygulamasını göstersin. Bakın şöyle bir şey yeterli oluyormuş. Bakın bu kadar basit bir şekilde arkadaşlar npm'de Node'da Node.js ile birlikte Express uygulamasını API uygulamaları yazabiliyorsunuz. Evet. Express'i indirdim. Daha sonra bunu yine editörümle birlikte açmam gerekiyor. Bunun için yeni bir sayfa açıyorum. Yeni bir window açıyorum. Bu window'un içine hemen Express uygulamamı, backend uygulamamı sürükleyip bırakıyorum arkadaşlar. Evet. Şu anda Express.js'i de kurmuş. Çok güzel. Ben bunun içine şimdi index.js dosyasını yükleyeceğim ve index.js dosyası içerisinde backend kodlarımı yazacağım. Hatırlıyorsanız kopyalamıştık biz zaten. Şu şekilde bir kod yazmam yeterliymiş. Bunu buraya ekledim. Artık burada ne yapabiliyormuşum? Ana sayfaya gönderdiğim isteklerde bana Hello World diye bir şey deniyormuş. Tamam, bunu hemen bir deneyelim. Şöyle bunu çalıştırmak için arkadaşlar Node boşluk index.js yazdığım anda Enter'a basıp Node ile ayağa kalkmasını sağlıyorum. Bakın herhangi bir hata olmadığı için bana listening on port 3000 yani 3000. portta dinleniyor dedi. Tamam, bir denemek için hemen buraya geldim. Local host dedim.
3000 dedim ve gittim, bakın Hello World metninin geldiğini görüyorum. Çok güzel. API'mızı şu anda ayağa kaldırdık. Basit kurulumunu yaptık. Artık ben buraya Firebase Admin SDK ekleyebilirim. Hemen uygulamamı durduruyorum. NPM install dedikten sonra ne yazmamız gerekiyordu? Şöyle geldim. Nerede? Burada. Firebase Admin'miş. Kopyaladım arkadaşlar. Şuraya dahil ettim ve kurulumunu başlattım. Şu anda Firebase Admin'imiz de kuruluyorken hemen ne yapabiliriz? Firebase Admin ile ilgili backend'e eklememiz gereken dosyalardan birisi olan bu private key'i, oluşturduğu private key'i dahil etmemiz gerekiyor. Hemen bunu şöyle generate private key dedim. Generate key dedim, oluşturdum ve bakın burada indirdi. Ben bunu hemen şöyle bulucuda göster deyip ilgili klasöre eklemem gerekiyor. Şöyle diğer ekranımda açtı arkadaşlar. Ben buradaki klasörde oluşturduğu dosyayı kopyaladım. Kendi backend uygulamamızın olduğu klasöre dahil ediyorum. Şöyle yapıştıracağım direkt. Öyle yapıştırdım, yapıştırdım. Bakın şu dosya. Sizde de benzer bir şekilde olması lazım. Pekala. Bu dosyayı da dahil ettik. Bakın burada dosyanın içeriği şöyle bir şey olması lazım sizde de. Bu dosya bize artık initialize app ile eklememiz gerekiyor. Bakın şu anda Firebase Admin SDK'yı başarılı bir şekilde kurmuş. Artık buraya ben Firebase Admin SDK ile kurulumunu başlatabilirim arkadaşlar. Pekala. Çok fazla pekala dedim sanırım. Tamam. Şimdi burada hemen const dedim. Initialize app'i dahil etmem gerekiyor. Initialize app metodunu dahil etmem gerekiyor. Nereden dahil edeceğiz arkadaşlar? Firebase Admin SDK'dan dahil edeceğiz. Hemen require dedim. Firebase Admin slash app. Çok güzel. Bunu dahil ettik. Daha sonra bir tane bu Firebase Admin'den SDK üzerinden Firebase'e istekler, requestler atabilmek için kullanacağımız bir değişken tanımlayacağız arkadaşlar. Bunun sayesinde oraya gideceğiz. Admin dedim. Bu değişkenimizin adına admin dedim. Firebase admin de diyebiliriz aslında. Firebase admin dedik. Ya da şöyle daha kısa admin SDK diyelim. Evet. Admin SDK'ya require dedikten sonra bu şekilde Firebase admin'i çağıracağım, dahil edeceğim. Sonrasında şimdi bu initialize app ile admin SDK'yı Firebase bu indirmiş olduğumuz dosyayı tanımlamamız gerekiyor arkadaşlar. Vermemiz gerekiyor. Pekala. Sonrasında dedim ki initialize app metodunu çağırdım. Bu şimdi bizden ilgili parametreleri bekliyor. İlk beklediği parametre bizim kullanıcı bilgilerimiz. O kullanıcı bilgilerimiz de şurada vardı arkadaşlar. Oluşturmuş olduğumuz bilgilerimiz. Bunu hemen şöyle admin SDK ile nokta credential diyoruz. Nokta sertifika diyoruz ve hangi sertifikayı kullanacak? Buradaki şu dosyayı hemen dosyanın ismini rename yapıp kopyaladım ve buraya yapıştıracağım arkadaşlar. Pardon, gerçi buraya onu değil, servis account'unu, evet, onu yapıştırmam gerekiyordu ama bu şekilde yapıştırmaktansa direkt şöyle bir dosyaya dahil edelim onu. Yine import dedim. Şöyle servis account dedim. Require dedim ve o dosyanın adını şimdi buraya yapıştıracağım. Evet. Bu dosyanın içinde artık zaten şey, bu değişkenin içinde artık bu dosya var zaten. Bu dosyaya bu değişkeni buraya verdiğim anda sertifikasını vermiş olacağım. Tamam. Sonra database URL'ini istiyor bizden. Veri tabanı adresi neresi? Bunu söylememiz gerekiyor. Hemen bunu da arkadaşlar şuradan geldim. Firebase konsola görüyorum. Buradan Firebase konsolundan real time database diyorum. Şu anda herhangi bir database'imiz olmadığı için generate database dememiz gerekiyor. Tamam. Devam et. Bizim için bir database oluşturuyor. Artık database adresimizi de buraya yazdığımız anda artık kullanıcılarımızı çağırabiliriz arkadaşlar. Zaten hemen olduktan sonra deneyeceğiz. Evet, bakın şöyle bir adres veriyor. Bunu şöyle sağ tıklayıp kopyaladım arkadaşlar. Sonrasında nerede backend uygulamamız? Burada. Buradaki adrese bunu yapıştırıyorum arkadaşlar. Evet, bakın şöyle bir adres içeriyor. Güzel. Şimdi bunun çalışıyor mu çalışmıyor mu denemek için hemen burada bir metot yazacağım arkadaşlar. Şu an hani Node.js anlatmadığım için detaylara girmiyorum arkadaşlar ama eğer Node.js ile ilgili de bir içerik olmasını istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Şöyle rest dedikten sonra kullanıcıdaki işte ne yapabiliriz? Tüm
listeyi dönebiliriz. Bunu dönmek için arkadaşlar şöyle rest.json dedim. İlgili JSON'ımızı döneceğim. Ben burada tabii tüm kullanıcıları öncelikle çekmem gerekiyor. Kullanıcıları çekmek için arkadaşlar admin SDK'ya bağlanıp out'una gidiyorum. Out'a gittikten sonra şöyle all user diye bir metodu olması lazım admin SDK'mızın. Şu anda all user'u list user muydu? Evet. List users metodunu çağırıp tüm kullanıcıları istiyoruz arkadaşlar. Burası tabii yine parametre ekliyor. Parametre isteyebiliyor. Bir tokenla birlikte gelmemizi isteyebiliyor. Ama şu an basic bir şekilde şöyle kullanalım bakalım. Kaç tane kullanıcımız var? Pekala. Buradaki tüm kullanıcıları alsın. Gelen kullanıcıları alsın. Sonra bunu ne yapalım? Bir tane şurada bir direkt geriye döndürelim ya da direkt users. İçinde bir şey geliyor mu? Users users geliyor. Şöyle users users diye tabi burası red olması lazım. Users'u dönelim. Eğer bir hataya düşerse de şöyle kullanıcıya bir hata mesajı iletelim. Rest.json deyip aslında bunu şöyle rest status deyip geriye bir 500 hatası dönelim. Bir hata oluştu çünkü sunucu tarafta, sunucu kaynaklı. Şöyle mesaj diye bir parametrede de merhaba beklenmedik bir hata ile karşılaşıldı diyelim. Tamam. Eğer her şey yolunda giderse de buradaki rest user'umuzu şurada bir let result diye bir değişken oluşturalım arkadaşlar. Tabi yazabilirsek result diye bir değişken oluşturalım. Result değişkenimize bunu atayalım. Ve her şey tamamsa rest.json'a hatta burada da yine statüsünü dönelim. Statüsümüz 200 olsun. Ve JSON olarak da ben burada bana gelen result'un içindeki tüm kullanıcıları dönelim. Nasıl dönecekmiş bakalım. Tabi bu asenkron bir işlem olacağı için bekletmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evade etmemiz gerekiyor. Asenkron olması için de metodumuzun şuraya asenkron propertisini ekleyip bekletiyorum. Aksi halde zaten buranın sonucunu beklemeden geriye şöyle boş bir içerik dönecekti. Tamam. Şimdi bunun böyle çalışıyor mu çalışmıyor mu denemek için tekrardan şöyle geldim. Node dedim. Index.js dedim. Çalıştırdım. Şu anda zaten bir hata veriyor. Cannot find module diyor. Firebase out JSON diyor. File out JSON diyor. Pekala. Şöyle tekrardan rename'ini tekrar alıp uzun bir adı olduğu için mi acaba? Şöyle Firebase out JSON diye isimlendirelim. Basit bir isim olsun. Şöyle kopyaladım. Şuraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Tamam. Tekrardan çalıştırmayı denersem ne diyor bana? Yine Firebase cannot find module diyor. Modülü bulamadım diye bana hata veriyor ama Firebase aslında şöyle aynı klasörde olduğunu söyleyelim. Bak heh, şu anda gördü. Tekrar deneyelim. Evet şu anda çalıştı. Tamam arkadaşlar tekrardan bakalım 3000. portta bize nasıl bir sonuç dönecek görelim. Bakın gördüğünüz gibi bize bir JSON döndü. Neden? Biz JSON olarak dönmesini söyledik. Bu JSON'ın içini şöyle incelersek arkadaşlar. JSON parser diye aratalım internetten veya aslında Postman gibi bir arayıcıyı da kullanabiliriz. Bakın şu an bana iki tane kullanıcı döndü. Bu iki kullanıcı eklemiş olduğumuz kullanıcılar. Birinci kullanıcımız yazılım mektebi iletişim Gmail ile giriş yaptığımız kullanıcı. İkinci kullanıcımız ise kullanıcı e-mail ve şifresiyle oluşturmuş olduğumuz kullanıcı arkadaşlar. Artık ne yapabiliriz? Bu oluşturduğumuz metodu Angular tarafında çağırıp kullanıcılarımızı listeleyebiliriz arkadaşlar. Evet, bu şekilde kullanıcılarımızı çekebiliyormuşuz. Şimdi hemen frontend uygulamamıza, Angular uygulamamıza bunu entegre edelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada hatırlıyorsanız kullanıcılarımızı çekmiştik yani daha doğrusu mock bir kullanıcı listesi oluşturmuştuk. Bunu gerçek kullanıcılardan çağırmak istiyoruz. Bunun için ne yapacağız arkadaşlar? Angular'daki HTTP client modülünü eklememiz gerekiyor. Bunu hemen geldim. Angular app modül dosyama HTTP client modülümü dahil ediyorum. Şöyle şu anda
import etmesi için tıklıyorum ama görmedi. Hemen bir hatırlayalım. Angular.http miydi? Bir dakika. HTTP client modülü kopyaladım. Import dedim. HTTP client modül from nereden? Angular HTTP'den. Şu şekilde et olması lazım başında ya da böyle değil miydi? Angular HTTP bu dahil değil mi bizde? Olabilir. Hemen bir bakalım arkadaşlar. Paket JSON'ımıza Angular HTTP yok gibi. O zaman şöyle emin olmak için bir hemen internetten de bir bakacağım. Angular HTTP modül diye aratalım. Şöyle Angular.io'nun kendi sitesinde anlattığı bir metin var. Angular common HTTP'ymiş. Tamam, o zaman aslında şuraya şöyle common'ı dahil edip başına eti ekleyeceğiz. Evet, tamam. İyi ki yüklememişiz arkadaşlar. Her zaman dokümanına bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa çok geri dönüş olmayan, geri dönüşü zor olan hatalarla karşılaşabiliriz. Evet, HTTP Client modülü de ekledik. Artık HTTP Client modülü ile birlikte HTTP requestleri yapabiliriz bizim backend'imize. Dilerseniz arkadaşlar siz bunu backend'i başka dillerde de yazabilirsiniz. Ben şu anda hızlı bir şekilde Express.js ile birlikte backend'imizi yazmıştım. Pekala. Şimdi ben burada HTTP Client modülü ile birlikte backend'e istek atmak istiyorum. Tamam. Şöyle geldim. O zaman HTTP Client'ı buraya da dahil etmem lazım. HTTP Client dedim. Buraya HTTP Client'ı dahil etmesini söyleyeceğim. Hemen onu da görmüyor. Onu da dahil etmek için şöyle import dedim. HTTP Client dedim. From dedim. Nereden? Angular Common HTTP'den dahil etmesini söyledim. Tamam. Şimdi örneğin burada yeni bir metot ekleyelim. Logout'un hemen üzerinde diyelim ki get all users diye. Tamam. Bu şekilde get all users metodunu yazdık. Dedim ki this HTTP client nokta get. Pardon, get metodunu yazıyoruz arkadaşlar. Get metodu bizden şimdi iki şey bekliyor. Birincisi adres neresi? Adres neresiydi arkadaşlar? Kapattı mıydık? Evet. Hemen şurada tekrar atalım. Localhost 3000 adresine istek atmamız gerekiyor. Şöyle kopyaladım adresimi. Geldim buraya. Dedim ki bu adrese get isteği atacağım. Herhangi bir options'ımız var mı? Herhangi bir options şu anda göndermek istemiyorum. Daha sonra bunu direkt geriye return ediyorum arkadaşlar. Çok güzel. Hops. Tamam. Sonrasında ana sayfam, dashboard sayfama geldim. Dashboard komponentime geldim. Ve diyorum ki bana auth servisi ver. Auth servisi dahil et buraya da. Güzel. Burada hemen bir metot yazalım ve diyelim ki get all users metodumuzu ekledik. Şimdi yukarıda bir userslarımızı isteyeceğimiz bir değişkenimiz olsun. Bu bir şu anda any olsun ve objenin tipine göre değiştirebiliriz arkadaşlar. Bununla ilgili bir model oluşturabiliriz. Sonrasında this user service pardon auth service nokta get all users metodunu çağırıyorum. Sonrasında subscribe olup gelen response'un içinde bakalım neler var. Şöyle bir konsollayalım arkadaşlar öncelikle. Response'u konsolladık. Daha sonra bunun çalışması için sayfa yüklendiğinde ne yapmam lazım? Tetiklemem lazım arkadaşlar. Get all users tetikledim. Tabii başına this keyword'ünü eklemem gerekiyor. This get all users diye tetikledikten sonra sayfamı bir yeniliyorum ve konsoluma bakıyorum. Tabii şu anda uygulamayı durdurmuştuk. Ve ng serve'imi çalıştırdım tekrardan. Hemen geldim. Uygulamam henüz çalışmadı. Evet. Tamam. Şöyle bir sayfamı yenileyim. Şu anda yavaştan kendine geliyor. Tamam. Bu arada şeyden bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi ben bunları nereden buldum, nasıl buldum? Siz yeni şeyler eklemek istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Arkadaşlar bunlar direkt Firebase Admin SDK yazıp mesela şu an ben kullanıcı listelemeyi yaptım. Kullanıcı listelemeyi yapacağım. Farklı işlemler yapmak istiyorsanız Firebase Console Firebase Admin SDK diye yazalım. Şöyle aratalım. Bakın Firebase Admin SDK ile ilgili
dokümantasyon sayfası geliyor. Burada Firebase Admin SDK ile ilgili ekledikten sonra bakın yine benim yapmış olduğum metotları burada tekrar anlatıyor. Fakat daha detaylı işlemler için ne yapmanız gerekiyor? Hani benim yaptığım dışında şeyler eklemek için ne yapmanız gerekiyor? Mutlaka ve mutlaka bu dosyayı detaylı bir şekilde okumanız gerekiyor arkadaşlar. Pekala. Uygulamamız ayağa kalktıysa tekrardan bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle zaten hani daha önce farklı dillerde yazılım geliştirdiyseniz biliyorsunuz. Olmazsa olmaz olan bir kors güvenlik önlemimiz var. Bu bir hata değil. Burada şu an bize hata olarak geldi. Sebebi şu. Bizim şu an API'ımız bu sunucudan gelen istekleri kapalı. Bizim bu sunucudan gelen istekleri yani localhost 42.000'den gelen istekleri açmamız gerekiyor. Bunun için bir paket eklememiz lazım. Hemen şöyle npm install course paketini install ediyoruz arkadaşlar. İnstal ettikten sonra diyeceğiz ki application use neyi kullanacağız? Course paketini kullanacağız. Şöyle dahil edeceğim. Geçeceğim arkadaşlar. Hemen bunu tabi yukarıda dahil etmem lazım. Course dedim. Require dedim. Course. Güzel. Bu şekilde dahil ettim. Artık ne yapacağız? Şu anda course'u açtık arkadaşlar. Gelebiliyor. Tabi pardon. Şöyle npm değil de node demek istememiz lazım. Node indeksi istememiz lazım. Tabi spesifik olarak sadece şu URL'den gelen istekleri kabul ediyorum diye bir şey de yapabiliyoruz. Bakın şu anda konsolladığımız data ekrana geldi arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi bakın ne görüyorum? E-mail'ini görebiliyorum. İşte user ID'sini görebiliyorum. Token valid after time bilmem ne. Farklı farklı datalarımız da mevcutmuş. Ben buradan ne yapmak istiyorum? Kullanıcılarımı listelemek istiyorum. Nerede? Tablomun içerisinde. Tamam. Tabloda listelediğim alan zaten şurasıydı. Diğer ikisini silsem bir tanesinin üzerinde ne yapabilirim? ng4 ile birlikte kullanıcılarımı listeleyebilirim. Şuraya geldim. ng4 yazacağım arkadaşlar. Hemen ng4 dedikten sonra let user pardon let keyword'ü de yazmıyorduk. Tabii bazen farklı farklı dillerde yazılım geliştirdiğim için arkadaşlar diller bazen birbirine karışabiliyor. Şöyle bir çeklemek istiyorum. Evet, let doğruymuş. Sadece şuraya yıldız eklemeyi unutmuşum. Let user of nereden? Users demiştik sanırım. Users'tan alacağız. Tamam. Daha sonra index as i diye şöyle bir tane de index değişkeni oluşturalım. Çünkü şurada indeksimizi yazdıracağız. Geldim hemen şöyle iki tane küme parantezi açıp index değerimi i'yi yazdırıyorum buraya arkadaşlar. Tamam. Bu tabi sıfırdan başlayacak için bir olmasını istiyorsam birden arttırmam gerekiyor. Sonra ilk isim, isim, soy isimdi arkadaşlar. Bu neredeydi? Hemen küme parantezlerimi açtım. User nokta. Tabi burada objemize bir bakalım. Bakın burada full name diye bir şeyimiz var mı? Display name var. Burada display name var mı? Bu kullanıcının yok. Tabi Gmail ile kayıtta Gmail direkt display name diye bir veri almış. Aslında biz de yine kullanıcıdan bir isim soy isim isteyip kaydederken bunu ne yapabiliriz? İsteyip veri tabanımıza kaydedebiliriz arkadaşlar. Hemen şu anda şöyle zaten bir tanesinde gözükecek. Ekliyorum. Daha sonra küme parantezimi açtım. User nokta örneğin bir de e-mailini yazdıralım. Kullanıcı e-mailini yazdırdık. İsim soy isim yazdık ve sil butonunu bıraktık. Tamam. Şuraya bir hemen click action'ımızı ekleyelim. Delete user metodumuzu yazacağız. Pekala. Tabii şurada hemen çalıştıralım bir tane pardon delete user metodu ekleyelim ki bize kızmayı bıraksın. Delete user dedim. Tabii bu user dışarıdan bir user ID alması lazım. Bu da number olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şu anda user ID nerede var? User UID diye olduğunu biliyorum. Pekala bakalım. Şöyle. Evet, user ID gelmiş. Doğru. User'ımız user'ların içinde değiştirildi. Fakat biz burada konsolladığımız için sadece konsollamıştık ama this users eşittir artık ne arkadaşlar? REST'ten gelen sonucun ta kendisi. Evet. Şöyle hatanın sebebi buradaki dashboard
Modülden bir tane daha oluşmasıymış arkadaşlar. Sanırım yanlışlıkla oluştururken bir modül daha oluşturmuşuz. Onu sildim ve aynı zamanda burada dashboard modülümüzde oluşturmuş olduğumuz dashboard modül komponentlerini deklar etmemiz gerekiyordu. Deklar ettikten sonra bakın gördüğünüz gibi artık backend'te yani kullanıcı listesinde olan kullanıcılarımız buraya geliyor. Tabi isim soy isim değeri vermediğimiz için diğer kullanıcımız da yoktu. Ama onu da hemen ekleyebiliriz. Tabi öncesinde hemen ben dashboard'umun üstüne de tıpkı home'da olduğu gibi bir çıkış eklemek istiyorum. Hatta bunu direkt şöyle alıp buradaki üst kısma yapıştıralım arkadaşlar. Logout metodumu da hemen buraya çoğaltayım. Logout metodunu ekleyeyim ve daha sonra logout metodunda biz ne yapacağız? This out servisteki logout metodunu çalıştıracağız arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Butonumuza ekledik. Çarpıya bastığımız anda evet out'a giriyor. Evet şimdi kullanıcı silme metodumuzu etkinleştirmeden önce arkadaşlar bu sayfa, dashboard sayfası sadece aslında yetkili admin kullanıcılarımızın göreceği bir sayfa olsun istiyoruz. Dolayısıyla öncelikle buraya admin girişli olmayan kullanıcıların girmemesi için yeni bir guard daha eklememiz gerekiyor. Fakat tabii daha ondan da daha önce neye ihtiyacımız var? Hangi kullanıcı admin, hangi kullanıcı admin değil bunu belirtmemiz gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu yine kullanırken arkadaşlar yaparken admin SDK'dan yararlanmamız gerekiyor. Kullanmamız gerekiyor. Bunun için yine admin'de bir metodumuz var. Bunun adı şöyle hemen yeni bir metot oluşturalım hatta. App dedim. Post metodumuz olabilir. Veya direkt post metodumuz olabilir. Sonrasında diyeceğiz ki bize dışarıdan ne gelecek arkadaşlar? Kullanıcının ID'sinin gelmesi lazım. Setadmin yani admin olarak setleme gibi bir isim verdik arkadaşlar. Asenkron bir metot olmasını istiyoruz. Request'imiz gelecek ve response'umuz ona bağlı response'umuza döneceğiz. Pekala. Şimdi burada ne yapmamız lazım? Şimdi arkadaşlar admin SDK adında biliyorsunuz bizim bir şeyimiz vardı. Buna bağlanacağız ve diyeceğiz ki admin SDK'daki out'a bağlanıp set custom user claims diye bir metodu var. Bunu kullanacağız. Out'a bağlandık. Şöyle bir gel. Nokta set custom claims dedik. Tamam. Set custom claims bizden bakın hemen şurada yukarıda çıkıyor zaten. İki tane parametre bekliyor. Bunlardan ilki kullanıcının ID'si. Bu zaten bize arkadaşlar post edilen data ile birlikte gelmiş olması gerekiyor. Ben bunu şöyle request'imdeki aynı parametreyle göndeririz. UID olarak alacağım. Request'teki tabii request'in body'sindeki bir bakalım request'e neler geliyor. Constructor body evet. Request'in body'sindeki UID olarak bir obje olarak göndereceğim. Onu alacağım arkadaşlar. Tamam. Sonrasında bizim hangi yetkiyi vereceğimizi yazmamız gerekiyor. Şöyle admin yetkisi true olarak ayarlayacağız arkadaşlar. Biz bu kullanıcı. Ve bunlar olurken, tüm bunlar olurken eğer hata olmazsa onu da fark etmek için şöyle try blokları içinde koyacağız veya direkt kendi şeyinde de yapabiliriz aslında. Şöyle den dedik. Eğer hata olmadı, başarılı tamamlandıysa şöyle geldim ve geriye başarılı yanıtımı dönmem lazım. Tabi buraya R diyelim şu diğer yukarıdaki response'a da çakışmasın. Res.status dedim, 200 dedim. Geriye de şöyle bir mesaj dönelim. Mesaj dedim ki kullanıcı admin yapıldı diye. Tamam. Sonrasında eğer bir hataya düşerse de res.status dedim. Statüste de yere yine 500 hatasını dönelim ve sonrasında JSON olarak da hemen şuradaki mesajımızı alabiliriz aslında. Beklenmedik bir hata oluştu diyebiliriz arkadaşlar. Şu anda hani kullanıcı var mıydı yok muydu falan gibi karmaşık soruları eklemedim arkadaşlar. Video daha fazla uzamaması adına. Siz burada gerçekten böyle bir kullanıcı var mı yok mu diye bir kontrol edip daha sonra deneyebilirsiniz. Ama şu anda biz her şeyi ne işe gibi davrandık. Yani burada aslında ne yapmanız gerekiyor? Hani ufaktan bir göstermiş olalım. Admin SDK'ya out'a gideceğiz. Ve diyeceğiz ki işte
Find user gibi bir metot var mı? Hemen şöyle user, get user diye bir metot var. Bakın get user ne alıyor? Bir UID alıyor. Verdiğiniz UID'e bağlı kullanıcıyı döndüğünü söylüyor. O zaman yani bu metotla birlikte ne yapabilirmişiz? Biz kullanıcının UID'ini verip kullanıcı var mı yok mu kontrol edebiliriz. Eğer boşsa bu işlemleri yaptırmayız. Ben şimdi şu anda benim gibi videoyu daha fazla uzatmamak adına hızlıca böyle çözdüm arkadaşlar. Tamam. Setadmin metodumuzu yazdım. Artık şimdi bu metodu çalıştırmamız gerekiyor. Bu metodu nasıl çalıştıracağız arkadaşlar? Bu metodu benim dashboard'umda hatırlıyorsanız ne yapmıştık? Kullanıcıları listelemiştik. Buraya bir buton eklemiştik. Silme metodu butonu. Bir tane daha ekleyeceğiz. Hemen onu da şöyle BTN success diyebilirim ya da warning diyebilirim. Admin belirle. Yani admin yap diyelim daha kısa olsun. Tamam. Admin yap metodu set admin mi demiştik ya da set claim mi demiştik? Set admin diye bir metot yazalım burada da. Set admin metodumuzu çalıştırsın ve user UID'yi göndereceğiz. Onu da şurada hemen set admin metodu olacak. Şöyle geldim. Dışarıdan biri UID alacak. Bu bir number olacak. Tamam. Şimdi bunu yine servis dosyamıza eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Servis dosyamız nerede? Bakın burada servis auto altında gittim. Hemen şurada tüm kullanıcıları getir metodumuzun altına geldim. Hatta bunu şöyle çoğaltacağım. Ve dedim ki set admin. Tamam. Set admin ne yapacak? Post request'i gönderecek. Tamam. Nereye post request'i gönderecek? Buraya fakat set admin endpoint'ine gönderecek. Şimdi bizden bir body istiyor. Body'de de şöyle ne demiştik? Dışarıdan bir UID geleceğini söylemiştik. UID'ini vermemiz gerekiyor. UID zaten bize nereden gelecek arkadaşlar? Parametre olarak gelecek. Şöyle UID number'ı dışarıdan alacağız ve body'sinde ona bir UID göndereceğiz. Tamam. Şimdi tekrardan dashboard'uma geldim. Şimdi diyeceğim ki this out servisteki set admin metodunu çalıştır ve bana gelen şu UID'i direkt gönder. Daha sonra her şey başarılı olursa ne yapabiliriz? Bir konsola bir mesaj yazdıralım. Console.log dedik. Kullanıcı admin yapıldı diyelim. Tamam. Şöyle denimize kızıyor. Set admin. Geriye döndürmeyi unuttuk. Şöyle bakalım. Set admin direkt postumuzu geriye döndük. Tabii burada aslında subscribe olmamız lazımdı. Tamam. Eğer herhangi bir hata oluşursa da zaten konsolda bize verecektir bunu. Tamam. Adminimizi şey yaptık. Göndereceğimiz admini seçelim arkadaşlar. Şimdi bakın burada gördüğünüz gibi butonumuz gelmiş. Şöyle butonların arasını biraz açmak için şöyle sağ taraftan bir boşluk vereceğim. Şöyle M3'lük. Tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu Gmail'li olan kullanıcımız admin olsun. Gmail ile giriş yapmadığımız temp maille oluşturduğumuz kullanıcı ise admin yetkisine sahip olmasın. Şu şekilde admin yap butonuna bastım. Not found dedi. Evet. Neden not found dedi? Biz bu metodu yazdıktan sonra sunucumuzu tekrar ayağa kaldırmamız lazım arkadaşlar. Çünkü Angular bunu otomatik refreshlese de burada şu anda temel bir seviyede kurduğumuz için kendisini yenilemiyor. Biz durdurup tekrardan çalıştırdık. Ve tekrar geldiğimiz zaman admin yap butonuna bastığımız zaman bakalım herhangi bir hata yazmadı. Bakın. Şu anda request'imiz gitmiş. Yanıt bekliyor. Biraz uzun sürdü. Belki hata oluşabilir. Bakıyorum şöyle. Response status. Evade ettik. Asynchron. Tamam. Bir tekrar bakalım. Set admin burada. Response döndü mü? Hayır. Payload'unda UID'miz yani user ID'sini gönderdik. Ama herhangi bir hata da oluşmadı. Herhangi bir sonuç da oluşmadı arkadaşlar. Birazcık daha bekleyelim. Ne yapmıştık? Burada bir bakalım tekrardan. Set user dedik. Admin'in türü yaptık. Eğer bir hata oluşursa işte geriye bir hata mesajı gönderdik. Response'u gönderdik. Hata oluşmasa da geriye başarılı yanıtı döndük diye görüyoruz. Tamam. Tekrar bakalım.
Hala mı responsumuz dönmedi? Evet. Sanırım bu bir hata verecek arkadaşlar. Tekrardan bir şöyle tamamını silip konsolumuzu temizleyip şöyle bir tekrar admin yap desem, network'ümü açsam bu bir gönderildi. Bakalım localhost 3000'e gönderildi. Metot tipimiz. Evet. Şöyle kontrol ediyorum. Evladımız bu. Gönderdiğimiz user ID var. Henüz sonuç dönmedi. Bir hata mı oluştu? Hemen şuradaki mesajımıza bakalım. Evet, burada bir hata oluşmuş arkadaşlar. Tabii bu hatayı okumak kolay olmayacak. Cannot property UID undefined diyor. UID'i okuyamıyorum ben diyor. Acaba biz burada UID bu şekilde aldık ama bu doğru değil mi? Hemen şöyle konsollayalım. Evet arkadaşlar, hatayı hemen çözümünü bulduk. Burada şöyle bir metin vardı. Burada body parser eklememiz gerekiyormuş. Request tipi application JSON olanlar için body parser middleware'ini dahil etmemiz gerekiyormuş. Ben burada bunu eklemek için npm install body parser yazıp bunu dahil ettim. Daha sonra da burada npm install body parser'ı indirdikten sonra bodyparser.json'ı ne yaptık? App use olarak kullanacağımızı, application'ımızın kullanması gerektiğini söyledik. Pekala. Şimdi hemen tekrar deneyelim bakalım işler yolunda mı? Şöyle geldim, admin yap'a tıkladım. Bu sefer bir hata döndü. Hızlı bir hata döndü nokta. Internal not error. Bu bizim sanırım bizim döndüğümüz hata zaten. Beklenmedik bir hata ile karşılaşıldı. Pekala. Şu anda ne gibi hata veriyor arkadaşlar? Client diyor. Cannot set headers after they yani setleyemezsin diyor. Sonrasında user claims request body UID diye okuduk. Şöyle bir console log yapıp tamam, şunu konsollayalım arkadaşlar. Şöyle konsollasın. Sonra bir tane constant değişkene UID'imizi atayalım. O UID değişkeni şuraya gönderelim arkadaşlar. Hatta okuduktan sonra direkt UID konsollasa daha iyi olacak. Şöyle. Tamam. Okumayla ilgili şu anda sıkıntımız yok gibi. Yani değerlerimizi okuyabiliyoruz. Fakat şu andaki sorun uygulamamız Firebase'e gittiği zaman patladı. Şu an bizim API'miz okuyor fakat Firebase'e gittiği zaman hatalı gönderiyor sanırım. Bir bakalım. Tekrardan gönderdik. Hatamızı aldık. Burada bakın UID'yi gönderdik. Burada zaten okuyabilmişiz kullanıcının UID ID'sini. Fakat burada admin SDK'ya UID ID ile birlikte gittiğimizde bize hata veriyor. Tamam. Status 200 yani bunu kullanıcı ID'si. Pekala, şurada bir kullanıcı listemizi çağırmak istiyorum. Custom Claims Admin True. Tahmin ettiğim gibi arkadaşlar. Burada bakın Custom Claims Admin True kullanıcı Admin True yapmış. Admin olarak atamış. Fakat sanırım biz burada şunu hatayı responsunu burada dönmemiz gerekiyor. Tamam. Peki yani o zaman şöyle yapalım. Responsu burada dönelim. Herhangi bir şey yapmayalım burada. Kalsın. Eğer herhangi bir hata oluşmazsa responsu dönelim. Hata oluşursa hataya dönsün. Şekilde değiştirelim. Bakalım bu şekilde nasıl çalışacak? Hemen tekrar düzenledim. Acaba şey mi? Hani zaten kullanıcıyı bir setledik ya admin olarak. Tekrar admin olarak setlemememizi mi istiyor? Olabilir arkadaşlar. Zaten bu bir admin kullanıcı olduğu için mesela şunu da deneyelim. Diyor, tabii bu tezimizi çürütmüş oldu. Fakat hemen ben burada listemize bakmak istiyorum. Şöyle Ctrl P ile admin aratalım arkadaşlar. Admin dedim. Bakın bir kere geliyor. Ama bir sayfamı yenilediğim ve tekrar admin diye arattığım zaman artık bir kere geldiğini görüyorum. Şu an çünkü iki kullanıcımız da admin olarak ayarladık arkadaşlar. Pekala. Şu anda
Bunu bir metot olarak çağırıp sadece geriye true dönelim. Daha detaylı sizler kurcalarsınız arkadaşlar. Çünkü zaten şu an bu çalışıyor. Sadece mesajla ilgili bir dönme tipiyle ilgili bir sıkıntımız olduğu için geriye bir hata dönüyor. Şu anda kullanıcımız admin yapabiliyoruz. Şu anda admin yaptığımız kullanıcıyı da buraya girebilmeliyiz ama admin olmayan kullanıcıların bu ekranı görmemesi gerekiyor. Bunun için de hemen server yani kullanıcı tarafında değil de direkt server side tarafında backend'imizde API uygulamamızda bir güvenlik önlemi alacağız. Bunu nasıl yaparız ona bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi yani kullandıysanız eğer her gönderdiğimiz HTTP request'inde biz oturum bilgilerini göndermemiz lazım ki API bizi doğrulasın. Gerçekten bu kişi o kişi mi diye doğrulasın. Bunu yaptırmamız lazım. Bunu yaptırmak için de tabii yine Angular'ın bir başka şeyi olan Interceptor'a gideceğiz. Interceptor'a eklemek için şöyle açtım, biraz küçültüyorum. Yani Interceptor'u da bir servis gibi sayarsak şuraya servis klasörünün altına Interceptor nokta TS diye ekliyorum arkadaşlar. Interceptor'umuzu yazmamız gerekiyor. Pekala. Interceptor'umuzu nasıl yazıyoruz? Hemen geldim. Şöyle Angular servisiyle birebir aynı arkadaşlar. Export dedim. Böyle class'ımızı yazdım ve token interceptor dedim. Yani token'un her bir request'imize eklemek istiyoruz. Tamam. Şöyle buraya HTTP interceptor eklememiz gerekiyor. Evet, Angular Common kütüphanesindeki HTTP interceptor eklememiz gerekiyor. Bu kütüphanenin eklediğimiz implement aldığımız HTTP interceptor kütüphanesinin bize kullandırmak istediği overwrite ettirmek biraz zorunda bıraktığı bir intercept metodu var. Bunun için de biz ilgili şeyimizi halledeceğiz arkadaşlar. Tamam, ne yapmak istiyoruz biz? Biz return next yani gelen request'lerde handle etmesini istiyoruz. Neyi handle edecek? Burada bir metot yazacağız ve o metot bize kullanıcının oturum bilgilerini alıp authorization bilgilerini alıp authorization bilgisini eklemesini istiyoruz. O zaman şöyle add out token diye bir bilgi oluşturalım ve buraya dışarıdan request gelsin. Tipi de HTTP request olduğunu biliyoruz. Şöyle silelim bunları. Tamam. Şimdi burada dışarıdan gelen HTTP request'imizi okumamız gerekiyor. Bunun tam neredeydi hatırlayalım. Bir application'a gittim. Kullanıcının oturum bilgileri nerede vardı? STS token'un altında. Bakın access token. Yani STS token'un altına gidip onun altından access token almam gerekiyor. Tamam. Geldim. Ne yapacağız şimdi? STS tam şöyle yazmakta uğraşmamak için şuradan şöyle tıklayıp seçebiliyoruz mu? Tamam. Kopyala ve yapıştır. Tamam. STS Token Manager'ı alacağım. Nereden alacağım arkadaşlar? Ben bunu out servisimi buraya dahil edip de alabilirim ama şimdi ona gitmeden de şöyle bir deneyelim hemen. Get item diyeceğim. Pardon. Neyi alacağız? User isimli key'e sahip olan local storage'i alacağız. Tabii bu böyle hata verdiktir. JSON nokta parse etmemiz gerekiyor. Şöyle parse edeceğiz bunu. Eğer bunu da bulamazsa şöyle bir boş bir şey verelim. Eğer STS Token Manager boş değilse yani böyle bir STS Token Manager varsa geriye bunu döndürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bununla ilgili bir request'imizi evirmemiz gerekiyor. Tamam. Bu varsa return edeceğim. Nasıl return edeceğiz? Request'imizi klonlayacağız ve değiştireceğiz. Bizdeki authorization bilgisiyle birlikte hemen geldim. Dedim ki set headers neyle set diyecek? Authorization bilgisini bendeki STS token manager'da neydi? Access token bilgisi varsa bunu ekle. Tamam. Şöyle kontrol ediyorum arkadaşlar. STS Token Manager burada. Şimdi authorization set headers tabii şurayı pardon küme parantezine almamız gerekiyor. Türkiye'sini setle dedik. Tamam. Çok güzel. Buraya şimdi handle edeceğim metodu yazmamız gerekiyor. This add out token metodunu dahil edeceğiz. Ve buraya parametre olarak request'i göndermemiz gerekiyor. Buraya gelen request'i tabii buraya req demişiz. Request'i
göndermemiz gerekiyor. Şimdi burada hani geriye hiçbir şey dönmediği durum da söz konusu. Aslında biz burada şöyle kontrol etmeden direkt geriye dönelim. Zaten hata varsa eğer access token'ı geçersizse backend tarafından hata döneceğiz arkadaşlar. Pekala. Kullanıcımızı döndük şu anda. Out token'ı kontrol ettik. Burada backend tarafında API'mızda bunu kontrol etmemiz gerekiyor arkadaşlar. API'mızda kontrol etmek için de ben burada bir metot yazacağım arkadaşlar. Buna şöyle check claim adını vereceğim. Kullanıcının yetkilerini kontrol edeceğimiz bir metot olacak. Check claim metodu dışarıdan yine asenkron bir metot olacak. Dışarıdan request'ini alacak, response'u alacak ve bir sonraki metodu alacak. Çünkü biz bunu constructor olarak eklemek, pardon, middleware olarak eklemek istiyoruz arkadaşlar. Sonra let id token diye bir değişken değeri alıyoruz. Bunu request'in header'sının authorization'ını okuyarak alacağız arkadaşlar. Yani request header authorization'da id token diyeceğiz. Aslında out diyebiliriz. Out bilgisini alacağız. Daha sonrasında eğer out bilgisi varsa, yani boş değilse şunları yapacağız. Neler yapacağız? Yine bizim admin SDK'mıza bağlanacağız arkadaşlar. Admin SDK'sında verify admin SDK'sına out'a bağlandıktan sonra verify id token kullanıcının token'ını kontrol et diyeceğiz. Bize gelen out bilgisini buraya vereceğiz ve daha sonra hani başarılı sonuçlandıysa eğer şöyle response diye alalım. Gerçi response burada response olduğu için birbiriyle çakışacaklardır. Ben buna hani farklı bir isim vermek için decode token diyelim. Sonra decode edilen token'ı eğer decode token nokta admin bilgisi varsa yani bir adminse admin değilse pardon virgül şey ünlem koyarak diyoruz ki eğer bu bir admin değilse res status deyip geriye 403 yani yetkisiz işlem hatalarında 403 hatası dönüyoruz arkadaşlar. Geriye bir JSON döneceğiz ve JSON'da da şöyle bir mesaj yazalım. Yetkisiz işlem diyelim. Tamam. Eğer herhangi bir hata olmadıysa yani pardon admin yetkisi yoksa pardon admin yetkisi varsa yoksa hata döndük. Admin yetkisi varsa da geriye yani direkt bir sonraki metoda geçmesini sağlayacağız. Eğer hata durumuna düşerse de cache durumuna düşerse de hemen şu restatus mesajımızı alalım. Ve bir hata oluşması durumunda şekilde bir geriye 500 hatası dönebiliriz. Beklenmedik hata yazalım burada. Beklenmedik hata oluştu. Güzel. Tamam. Eğer oturum zaten bir oturum bilgisi zaten boşsa ben burada direkt kullanıcıyı bir sonraki isteğe göndermek istiyorum. Çünkü her isteğimizi admin yetkisiyle kontrol etmeyeceğiz. Yani buradaki ana sayfadaki yani gerçi burada kullanıcı listesinin de admin yetkisinin olmasını bekliyoruz ama her isteğimizin admin yetkisiyle kontrol edilmesini istemiyoruz arkadaşlar. Tamam. Şimdi bunu ekledikten sonra buradaki şu an her şeyi admin yapabileceği için biz direkt buraya şey diyeceğiz. Kullanıcı ekledik. App.use deyip bana buradaki check claim middleware'imizi eklemesini istiyoruz. Tamam. Bunu da ekledik. Şu anda tekrar node index.js çalıştıracağız. Burada yazmış olduğumuz interceptor'ü şöyle hatta bunu da token.interceptor.ts diyeceğim. Böyle token interceptor diye geçiyor. Bunu app modülüme dahil etmem gerekiyor arkadaşlar. App modülüme nasıl dahil edeceğim? App modülümün içinde bunun provider'ının kullanacağını bir interceptor olarak kullanacağımı belirtmem gerekiyor. Şöyle geldim. Dedim ki provider'ım şu anda pardon bu şemaya ekliyorum. Bu provider eklemem gerekiyor. Şöyle geldim. Provider'ın ne olduğu, bu olduğunu söylüyorum. Token interceptor'a ekletiyorum. Sonrasında hangi class'ı kullanacağını bunu söylüyorum. Pardon. Provider'ın direkt HTTP interceptors olduğunu söyleyeceğim. Sonra bunun multisini de true olarak atıyorum ve artık interceptor'ümü göndermeye başlayacaktır. Pekala arkadaşlar. Şimdi konsola geldim.
Network'üme bakıyorum. Burada bakın Localhost'a giden bir istek var. Şöyle bakın authorization bilgisini artık token bilgisini gönderiyorum. Bu bir admin kullanıcı olduğu için şu an burayı geri görüyor. Herhangi bir hata dönmüyor. Ama biz şöyle standart admin olmayan bir kullanıcı ekleyelim ve videomuzun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Şöyle yeni bir kullanıcı maili alalım. Şöyle sildirdikten sonra evet yeni bir mail oluştu. Kopyaladım arkadaşlar bu maili. Bu maille bir kayıt oluşturdum. Kopyaladım. Sign up'a geldim. Yeni mailimiz bu. 123123 şifresini oluşturdum. Ve kayıt oldum. Şu anda bir hata oluştu galiba. Ne diyor? Sign up key. Password. Password bilgisini göndermediğimiz için hata döndü galiba. Neden öyle bir hata oluştu? 123123 sign up dedim. Sanırım orada bir şeyler bulmuş gibi arkadaşlar. Hemen geldim Out'un alt sayfasına gidip komponentimin HTML dosyasına gittim. Buradaki password'ümüzün evet kayıt olunum password'ü burada. Sign up'ta password value'yu gönderiyorduk. Sign in form. Pardon, şurada sanırım düzenlerken bir hata yapmışız. Ondan dolayı sign up şeyi kalmış. Şuradaki mailimizi geçici mailden hemen tekrar kopyaladım arkadaşlar. Geldim, mail adresimi yazdım. 123123 şifre belirledim. Kaydoldum. Evet, kaydoldum. Şimdi ana sayfayı görüntüleyebiliyorum arkadaşlar. Zaten burada herhangi bir request vesaire yoktu ama dashboard'a gitmek istediğim anda bakın herhangi bir sonuç göremedik ve bize bir hata döndü. Yetkisiz işlem hatası döndü. Evet. Bu şekilde de yetki kontrolümüzü yapmış olduk. Kullanıcı yetkili olmayan kullanıcıyı ne yaptık? Bu isteği dönmedik. Tamam. Bu isteği dönmedik ama bu sayfaya da yönlendirmememiz gerekiyor. Bunu nasıl ekleyeceğiz arkadaşlar? Burada tıpkı Token Interceptor'da request kontrol ettiğimiz gibi response'u da kontrol edebiliyoruz. Hemen şöyle atalım bir HTTP Token Interceptor Angler. Evet. Şöyle bir çözüm bulduk arkadaşlar. Bu çözümü buraya uygulayacağız direkt. Şöyle bir metot yazmış hemen. Geldim. Kendi interceptor'uma da ekleyeceğim ben bunu. Tıpkı Eda Token gibi şöyle ekledim. Private bir metot yazmış. HTTP Error Response diye bir class'tan beslenmiş. Router'u kullanmış tabii. Off'u da kullanmış. Hemen RxJS'ten off'umuzu alalım. Throw Error. Bu da yine RxJS'in bir metodu. Hemen Router'u kullanacağımız için constructor'ımıza router'u dahil ediyorum arkadaşlar. Private router router dedim ve constructor metodumu kapattım küme parantezlerinde birlikte. Bu şekilde angular router'ımı ekliyorum ve eğer böyle bir hata olursa admin kullanıcı yetkisi işlemi hatası olursa ne yapmak istiyorum ben? Ana sayfaya dönmek istiyorum. Ana sayfaya döndüğümde zaten eğer kullanıcı giriş yapmışsa ne yapacak? Görebilecek. Giriş yapmamışsa da ana sayfadan login sayfasına, out sayfasına yönlendirecek arkadaşlar. Burada eğer gelen hata 401 veya 403 ise aynı sonuca ulaşacağız arkadaşlar. Biz 401 hatasını işlemedik ama ileriye yönelik sizler için kalması için de kalabilir. Bu şekilde bakın next handle bizim çağırdığımız kişi yapmış. Sonra pipe'la cache error metodunu yazmış. Bu cache error metodunda yeni yazmış olduğu metodu dahil etmiş. Hemen şurayı kopyaladım. Neredeyiz? Request handle ettik. Out token'ı kullanmasını söyledik. Ve pipe ile kontrol ediyoruz. Eğer bir hata oluşursa git benim handle at error metodum ile bunu kullan diyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi burada bir sıkıntı var. Tamam. Bununla neye kızıyor şu anda? Token Interceptor'de dışarıdan bir şey aldığımız için tabii use factory yani şunu da aynı şekilde düzenleyelim. Evet, onu da belirtmiş zaten. Çünkü neden arkadaşlar? Biz burada interceptörümüze bir bağımlılık yüklemiş olduk. Router'a bağımlı olduğunu söyledik.
şekilde o router'daki bağımlılığını çözmemiz gerekiyor ki çalışmaya devam etsin. New Out Interceptor demiş. New Out Interceptor sanırım kendi verdiği isim bizim buradaki ne? Token Interceptor diye belirteceğiz. Çok güzel. Şu anda şöyle bir bakalım. Çözülmüş olması lazım. Güzel. Şimdi şöyle uygulamamın çalışmasını devam ediyorum. Şöyle bakın. Dashboard'a gitmeye çalıştığım anda hop beni home atıyor arkadaşlar. Ana sayfaya atıyor. Yani ben şu anda son oluşturduğumuz kullanıcıyla, yani şu maile ait kullanıcıyla, admin yetkisi olmayan bir kullanıcıyla buraya giriş yapmaya çalıştığım zaman ne yapıyor? Beni ana sayfaya yönlendiriyor. Ama örneğin bundan çıkıp tekrardan yetkili kullanıcımızla giriş yapalım. Zaten hatırlıyorsunuz şuraya bir klik eklememişti arkadaşlar ya da ekledikten sonra yanlışlıkla silmiş olabiliriz. Burada login'deki ikonumuzun yanına, resmimizin yanına evet buraya click action'ımızı verelim arkadaşlar. Click olduğu zaman ne yapacağız? Biz Gmail ile giriş yapmaya metodunu çalıştıracağız. Çok güzel. Şimdi burada tekrardan out metoduna geldiğinde şuna tıklayacağım. Şunu kaldırabiliriz artık. Devam etsin. Evet. Gmail'e yönlendirdi. Ben diyeceğim ki tamam şu Gmail ile birlikte giriş yap diyeceğim. Dolayısıyla bu Gmail artık admin olduğu için ne bekliyorum ben arkadaşlar? Dashboard'umu görüntüleyebilmeyi. Evet arkadaşlar editlerken bir şey fark ettim. Silme metodumuzu tamamlamamışız. Hemen silme metodunu da ekleyelim. Silme metodumuzun da nasıl çalıştığına bakalım. Arkadaşlar burada silme metodumuzun çalışması için yeni bir endpoint ekleyeceğiz backend uygulamamıza. Buraya gelip hemen şu set admin altına app.post dedikten sonra delete user diye bir metot ekliyoruz arkadaşlar. Delete user'a gönderdiğimiz isteklerde kullanıcının silme işlemini yapacağız. Bu yine tabii ki adminler tarafından yapılabilecek bir şey. Yapılabilecek bir şey olacak. Herkes yapamayacak. Delete user metodumuzda gelen request'lerdeki yine şöyle UID okuyacağız. Request'in içindeki body'nin içinden UID yazamadım. UID değerini okumak istiyorum. Sonrasında ne yapacağız arkadaşlar? Admin SDK'mıza bağlanacağız. Out'a bağlanacağız. Out'ta delete user metodunu kullanacağız. Bakın delete user'ı şöyle çağırdığım zaman benden beklediği parametre UID string olarak UID'i bekliyor. Hemen yukarıda almıştık zaten biz request paramla. UID'i aldık. Daha sonra herhangi bir hata olmazsa şu şekilde konsollayabiliriz. Console.log kullanıcı silindi diyebiliriz veya hatta direkt buradan response'umuz dönebiliriz aslında. Request pardon request response şuraya direkt user desek tamam. Yukarıdan gelen response'a geriye statüs olarak 200 döneceğini söylüyoruz. JSON'da da mesaj parametresi gönderelim ve kullanıcı kaydı başarılı bir şekilde silindi diye bir mesaj gösterebiliriz. Şu an mesajları ekranda göstermiyoruz arkadaşlar ama dilerseniz siz bu mesajları response'tan okuyup ekranda gösterebilirsiniz. Şöyle finally kısmında da pardon finally değil cache kısmında da bir herhangi bir hata oluşması durumunda da kullanıcıya başarısız yanıtı döneceğiz. Şu response'u kopyaladım. Hata durumunda olduğu için ve kullanıcı tüm hataları handle etmediğimiz için direkt 500 hatası döneceğim. Beklenmedik bir hata oluşturacağım arkadaşlar. Şu şekilde beklenmedik bir hata oluştu diye geriye yanıt döneceğim arkadaşlar. Ve bu bekleyeceğim bir metot olduğu için, asenkron çalışan bir metot olduğu için await ediyorum. Sonucunun beklenmesini sağlıyorum arkadaşlar. Tamam şimdi delete user'ı ne yapabiliriz? Frontend tarafımıza çağırabiliriz. Frontend koduma geldim. Burada out service dosyamın içine şöyle bir tane daha metot ekleyeceğim. Hatta şu metodumu kopyalayacağım. Bu metodumu delete user olarak değiştireceğim. Zaten parametre olarak yine delete user UID alacak. Post yapacağız ve nereye post edeceğiz arkadaşlar? Delete user metoduna post edeceğiz. User ID'yi göndereceğiz. Hemen geldim dashboard'umda dashboard
içerisinde komponent tesisine geldim. Burada zaten delete user metodumuz vardı. Delete user metodu içinde, pardon, ne yapmamız gerekiyor? Out servise bağlanıp delete user metodunu user ID'si ile birlikte çağırmamız gerekiyor arkadaşlar. Çağırdıktan sonra yine subscribe olup bu şekilde konsola response'umuzu yazdırabilir. Tabi herhangi bir hata oluşmadıysa aynı zamanda ne yapabiliriz? Tekrardan get all user'umuzda çağırıp get all user metodumuzda çağırıp şöyle yazabilirsem get all users metodumuzu çağırıp tekrardan kullanıcıları listelemesini sağlayabiliriz. Tamam, şu da hemen API'mi bir durdurup tekrar ayağa kaldıracağım. Clear dedim, not index.js dedim. Tekrar geldim uygulamama şu şekilde. Şimdi sil butonuma basacağım arkadaşlar. Şuradaki önceki kullanıcımızdan birini silmeyi deneyelim. Sil butonuna bastım. Kullanıcı kaydı başarılı bir şekilde silindi. Ve gördüğünüz gibi ekrandan da kullanıcım gitti arkadaşlar. Bu uygulama bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Uygulamayla ilgili beklediğiniz farklı şeyler varsa veya Angular ve Firebase uygulamalarıyla ilgili daha fazla içerik görmek istiyorsanız bunları yorumlarda belirtirseniz arkadaşlar veya Discord kanalımıza kayıt olup herhangi bir hatayla karşılaştıysanız bunu yardım grubundan veya doğrudan bana yazaraktan, bana ulaşaraktan belirtirseniz arkadaşlar sevinirim. Bir sonraki içeriklerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.